Hayırlı akşamlar. Bu hafta Daki TV ekranlarında başka açıdan bakabilmek için bendeniz Fatih Dağıstanlı konuklarımla birlikte canlı yayında karşınızdayım. Ve kimlerle birlikteyiz? Önce onu bir takdim ederek yayını açmak istiyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan Alpay ve İsmail Öz bizimle birlikte. Hemen benim sol tarafımdalar. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum. Ve karşı tarafta ise eski LDP Genel Başkanı Cem Toker ve yazar, gazeteci Nazım Güvenç'le birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yönetmen arkadaşımız ise Zeyt Gümüş. İletişim bilgilerini, Twitter ve Instagram hesaplarını, her iki hesabında Fatih Dağıstanlı olduğunu şu anda ekrana yazdı. Zaman zaman da ekranda tutacak. Başka açıdana katkılarını, soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirileriniz bizler için önemli dedikten sonra birazcık iç siyaset, birazcık dış siyaset, birazcık diplomasi, birazcık ekonomi, hemen hemen hepsini masaya yatıracağız. Ama Kenan Alpay ve İsmail Öz eğer izin verirlerse en azından benim yayınımda Cem Toker ve Nazım Güvenç. Nazım diyorum ama Nazım herhalde değil mi? Nazım. Nazım mı? Evet. Yani iyi ile değil. Hayır. Ha, tamam, ben acaba olur ya, benim önümdeki not da öyleydi, kusura bakmayın. Hı, Nazım Bey o zaman. Nazım Güvenç ilk defa bizimle birlikte. O yüzden ben onlara söz vererek başlamak istiyorum. Mesela Cem Bey'e sorayım. Bugün patlıcan, domates, biber aldınız mı? Hayır, almadım. Almadınız. Almadım. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki patlıcanla, domatesle, biberle yürüyen yerel seçim kampanyasını? Utanıyorum. Almanya'da patatesle, anayla yürüyen bir seçim kampanyası düşünebiliyor musunuz? Fransa'da üzümle, soğanla falan yürüyen bir seçim kampanyası. Milattan sonra 2019 yılı tarım ülkesi. 4 sene sonra dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine gireceği masalıyla bugünlere gelen Türkiye'de patlıcan, soğan, domates fiyatları. Tabii tufanda fiyatlar artacak ama onun dışında Türkiye'de ekonomik bir sorun var. Enflasyon dünyada 3. en yüksek enflasyon. Enflasyon fakirleşme demek. Cebinizdeki parayla daha az mal alabilmek, evet, demek. Dolayısıyla bu sadece şeyde değil. Yani patlıcan, kuru soğan, biber fiyatıyla ilgili değil. Ekonominin genelinde işte dünyanın en pahalı benzinin, en yüksek vergileri. Çünkü tulumbada su yok dedi Cumhurbaşkanı. Bu su nereye gitti, kim içti bu suyu, onu söylemiyorlar tabii. Ama bugünlerin geleceği birkaç sene öncesinden belliydi. Kim içti? Tulumbadaki suyu kim içti? Yani siz sanki biliyorsunuz da söylemiyorsunuz. Yok, gibi geldi. Yok, söylemiyor değilim. Tabii kim içmiş olabilir? İtibardan tasarruf olmaz diyenlere sormak lazım. Mesela bir saray yapılıyor. TOKİ diyor ki sarayın gerçek maliyeti açıklanması kamuya ve özel kişilere zarar verir diyor. Resmi açıklama bu. İşte görüyorsunuz uçaklar, şeyler, bir şeyde 550 farklı yemeklik, bir şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde menüler. Millet, siz burada programı patlıcan, biber fiyatıyla açarken Binali Yıldırım, ya menüde 550 farklı yemek var, bunu biraz azaltalım diyor meclisin lokantasında. Makam araçları, israf, devamlı memur alma. Ama tulumbada su yokken yandaşların haberine bakarsanız müjde, emekliye bu kadar, müjde, işsize bu kadar, işte müjde, öğrenciye burs bu kadar. Bunlar hepsi seçim palavraları. Sizin evde menüde kaç çeşit yemek var? Valla yemeği genellikle ben yaparım. Hı-hı. İki çeşit yemeğimi yaparım, oturur yerim. Hayır, yani şunu sordum, şunu sormak istedim. Yani Binali, şunun için sordum. O evet. Günde iki çeşit yapıyorsunuz. Bu 550 çeşit Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin topyekun toplam menüsündeki toplam menüsünde. Yani evet, sizin menünüzde de atıyorum herhalde ayda bir 100 çeşit yemek vardır herhalde. Yoksa her gün... Niye azaltalım diyor işte. Niye azaltalım? Hayır, yani daha belki yine tasarruf... Yani 550 çeşit yemek, 550 çeşit yani aynı anda pişmiyordur herhalde. Bu bütün dünya için geçerli. Niye gündeme getirdi mutfağa gezerken onu? Dünyanın her mutfağında onu onunla karıştırırsam 1500 çeşit de yemek yaparsın. Binali Yıldırım mutfağa gezerken yani niye mesela, bunu azaltalım dedi.
Ya bu bir görüştür mesela, anladım, tamam mı? Birine de anladım, yetmeyebilir yani. Tamam, ben savunuyor değilim de. Ama oyunu ama aynı yani. Anda aynı anda yemiyorlar bu yemeği ve aynı anda pişmiyor bu 550 çeşit yemek yani. Bari 550 yemek çeşit yemek. Burada konu ne biliyor musunuz? Yani ben burada gidip, bakın ben burada milletvekilinin ne yiyip yemediğini savunmuyorum. Bakın bu çok mesela çok bana göre yani bir sistem olarak baktığınız zaman, orada bir işletme mantığıyla baktığınızda adam orada kendine göre bir sistem kurmuştur. Yani dolayısıyla tartışılabilir. Elbette tartışılabilir ama bu buradaki yemek çeşidinin efendim Türkiye'nin iflasına götürecek bir zemine bağlanmasını ben burada çok bir yere koyamadım yani. Bunlar semboldür beyefendi. Evet. Bunlar sadece yemek değil. Saray diyoruz, uçak diyoruz, devlet memuru tamam, diyoruz. Tamam niye yani efendim, bakın kim sarayı niye demiyoruz? Bunları söylüyor. Kaş, Marmaris'te bir saray ya bakın, daha yapılıyor. Bakın, ne kim, gerek var? Bakın kim sarayının restorasyonu ya. Bizim orada yapılan sarayın kaç katı kadar maliyete mal oldu biliyorsun değil mi? Ejder meyveli smoothie neymiş ya? Dünyada kim ikram ediyor bunu? Hangi Türk vatandaşı duymuş? Ejder meyveli smoothie, somon balıklı bilmem ne kanepe. Yani biraz hem de bakın damadı da diyor ki kamuda tasarruf yapmalıyız diyor bütçe görüşmelerinde. Hani nerede tasarruf? Hangi yani, konuda tasarruf? Bir kalem söylesinler bana. Bakın, bir kalemde tasarruf söylesinler. Burada bana. Şimdi kalkıp tabii ben iktidarın yaptıklarını her boyutuyla şudur budur diye savunan bu duruma düşme noktası değil. Ama mesele şu. Türkiye'nin bugün bulunduğu konum itibariyle gerçekten dünyada belli bir noktada durduğunu da istatistikler, veriler her şeyi ortaya koyuyor. Yani durduğunuz yerden baktığınızda mesela bakın hayır siz mesela az önce dediniz ki dünyada en yüksek 3. enflasyon. Bunu hangi veriyle söylüyorsunuz? Uluslararası yani, rakamlarla söylüyorum. Peki Gambiyalar efendim Afrika'daki ülkeler girin, bunlar da dahil mi buna yani? Girin bakın beyefendi. Dünyada 3. diyorsunuz ya. Venezuela, Arjantin, Türkiye. Buyurun bakın. Ya, herkes tamam, mi yalan bakın, söylüyor? Yüksek bir enflasyon. Şöyle. Peki ya siz şöyle, bana bakın söyleyeyim. Bakın siz bana siz söyleyeyim. Enflasyon bu ülkede enflasyon çok aşağılarda bir yerdeyken İsmail de bu ülke iktidarı takdir ettiniz mi? İsmail Bey. Yani hiç iktidarı takdir ettiniz İsmail mi Bey. Enflasyon aşağıda? İsmail Bey, Bekcan Bey o kadar güzel girdiniz ki aslında. Yani, bilmiyorum hani takdir ettiniz mi? Kısık, ve bana da bir rahat ortam aslında böyle konuşun istiyorum ama Süleyman Soylu bir açıklama yapıyormuş. Bu Kartal'da 8 katlı bina ve 5 katın üzerindeki 3 katı da biliyorsunuz kaçak. Onunla ilgili bir kriz masası oluşmuştu. Bir açıklama yapıyormuş. Bir bakalım sonra devam edelim. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kartal'da dün çöken 8 katlı 3 katı kaçak 1992 yapımı binada yaşanan son gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısını canlı olarak ekrana getirdik. Ölen kişi sayısının 11'e yükseldiğine ilişkin bir bilgi verdi Süleyman Soylu ve halen arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini de dile getirdi. Tabii biz konuklarımızla birlikte Allah rahmet eylesin evet, diyoruz. Allah rahmet zaten eylesin diyelim. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Amin İnşallah. Diyelim. Tabii biz de aslında ekonomiyi konuşuyorduk ama yani bu olayda bu siyasi tartışmaların göbeğinde oturabilecek unsurlardan bir tanesi herhalde. Öyle değil mi Cem Bey? Ama şunun için soruyorum bunu. Biraz önce ekonomi konuşuyorduk ve ekonomide kritik bir yere geldik. Siz Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki menüde 550 çeşit yemek olduğunu hatırlatıp bu yemek sayısını düşürmekte fayda var demesinden yola çıkarak Türk ekonomisinin battığını, israfını, devletin harcamasını, onun için çok yüksek vergi gelirine ihtiyaç duyduğunu, yüz küsür bin makam aracıyla, şoförleriyle, saraylarıyla, uçaklarıyla, memurlarıyla, avantalarıyla, yolsuzluğuyla, onun için bunları finanse edebilmek için halkın boğazını vergi, vergi, vergi diye sıktığını, vergiden bile vergi aldığını, ÖTV'yi ekleyip üstüne %18 ÖTV'den de KDV aldığını söylediniz, vurgulamak istiyorum. Binali Yıldırım demiyor bunları galiba. Yemek çeşitlerini eleştiren Binali Yıldırım söylemedi bunları. Sizin fikriniz bunlar. Benim fikrim bunlar gerçekler. Evet. Şimdi yani sanki o söylüyormuş gibi bir an geldi bana da. Yani. Ekonomik anlamda özellikle
son 2 yıldır ciddi bir dalgalanma olduğu muhakkak. Bu dalgalanma sadece dolar üzerinden, euro üzerinden görüldüğünü söyleyemeyiz. Elbette ki artan bir işsizlik meselesi var, yükselen bir enflasyon meselesi var ve bütün bunların hepsinde yansımış olduğu bir çarşı pazar hadisesi var. Dolayısıyla burada yaşanan sıkıntının inkar edilmesi doğru olmaz ama sıkıntının da bence kendi ayarında tespit edilmesi, kendi ayarında ifade edilmesi daha doğru olur. Yani hani gazeteleri okuyunca sürekli işte müjde veren bir takım haberler var. İşte emekliye müjde, öğrenciye müjde, efendim atama bekleyen öğretmene müjde filan vesaire. Ama hayatın gerçeği bu değil. Ama diğer taraftan hayatın gerçeği de yıkılmış, batmış ya da çökmekte olan bir toplum, bir devlet, bir ekonomi gerçeği olduğu kanaatinde de değilim. Bence ölçülü olmak lazım. Yani eleştirmesi gereken yerde ve eleştirmesi gerektiği kadar eleştirmek en hakkaniyetli yol olur. Evet, yüksek vergi var, doğru. Yani hakkaniyetsiz mi davrandı Cem? Ben ölçünün kaçtığını düşünüyorum. Bakın, şundan ötürü. Emeklilere yılda iki defa ikramiye reel değil mi? Tamam, yani şöyle. Yarın 20 öğretmen atanacak mesela. Şöyle. Reel değil mi? Şöyle. Bunlar gayet somut şeyler değil mi yani? Şöyle, evet, Türkiye'de gerçekten yüksek bir vergi oranı var. Ama yüksek vergi oranı belki Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulmuş bir vaka. Ve maalesef vergiden dahi vergi alma meselesi AK Parti'nin de miras aldığı ve bir türlü tasfiye edeceğini söylemesine rağmen tasfiye edemediği, aksine sürdürdüğü bir gelenek. Bu doğru. İsraf meselesi ben aynı. Neden tasfiye edemiyor? Şimdi neden tasfiye edemiyor? Bu ayrı bir tartışma. 16 yıldır evet. Başında tabii, doğru. Yıllarda. Doğru. Yani mazeret üretebilecek durumda değil. Fakat ben şuna itiraz ederim. Yani mesela en yüksek enflasyon dediğimiz zaman o zaman yani resesyona girmiş olan Avrupa Birliği ülkelerini görmemek demektir bu. Yani İtalya'nın, efendim İspanya'nın, Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Almanya'nın hatta işine düşmüş olduğu sıkıntıları da ben yalan. Mesele sadece hayır, yalan söylemeniz gerekmiyor zaten. Ben de size öyle bir şey itham etmiyorum. Fakat ekonominin dünyanın her tarafında Amerika dahil olmak üzere gerçekten ciddi bir sıkıntıya girdiğinin önümüzde bir takım sarı yelekler var, boşuna var. Herhalde neden, eylem yapmıyordur değil mi örnek Fransa'da? Mesela neden mesela Amerika diyeyim ki Kanada ile Avrupa Birliği yapmış olduğu anlaşmaları iptal ediyor? Neden Japonya ile Güney Kore ile yapmış olduğu anlaşmaları iptal ediyor? Ekonomik sıkıntısından mı ediyor bunlar? Japonya bugün değilse anda yarın ortaya çıkacak olan sıkıntılarla ilgili. Yarını konuşuyoruz. Niye şu anda Fransa'da gayet açık bir şey var? Tamam, ne bileyim, affedersiniz. Şimdi olay sadece bugünden yarına ibaret değil, dünden ibaret olmadığı gibi. Dolayısıyla dün var, bugün var ve yarın gelecek olanlar var. Dolayısıyla bence mesela dünyanın üçüncü en yüksek enflasyonu. Evet, orada bir kriterler konmuştur ama bu kriterlere bakalım. Türkiye'de yaşama standartlarıyla, örneğin sizin örnek verdiğiniz mesela, diyelim ki Ukrayna'da yaşama standartlarını bir karşılaştıralım. Bulgaristan'ı bir karşılaştıralım, Yunanistan'ı bir karşılaştıralım, İran'ı bir karşılaştıralım. Olsun. İsterseniz hemen yanı başımızda Ermenistan'ı karşılaştıralım. Ve bu ülkeye gelmiş olan şu kadar milyon çalışmak üzere gelmiş. Güvenlik için gelmiş, refah için gelmiş, evet, sağlık hizmeti için gelmiş. İnsanı konuşalım. Dolayısıyla şimdi bunları atlayarak salt 3 rakamı 5 rakamı öne çıkartmak Türkiye'yi de, Türkiye ekonomisi de, Türkiye'nin de içinde bulunmuş olduğu ekonomik ilişkileri bence dengeli, makul bir açıklama olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet, yüksek vergi var mı? Evet var. İsraf var mı? İsraf da var muhakkak ve israfın çok önemli boyutu sadece çöpe atılan ekmek değil. Efendim israf edilen şunlar bunlar yemekler değil. Çok büyük bir oran devletten kaynaklandı, şüphe yok. Bunu makam aracı olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey olarak söyleyebiliriz. Fakat yine de bence bunu çöken bir ekonomi yerine muhakkak köklü bir surette ciddi bir reforma tabi tutulması gereken bir devlet ekonomisi, bürokrasisi olarak konuşmak, tartışmak daha makul, daha yapıcı bir tartışma yöntemi olabilir diye ben düşünüyorum. Ben ülkenin çöktüğünü falan ağzımda öyle bir şey çıkmadı. Yok, ama şimdi ben gerçek rakamları ortaya koydum. Tamam. Ve bu sene daha da kötü olacağını iddia yani ediyorum. Yani bu neticede ben şunu bu kafa düşünüyorum. Değişmezse yani, böyle devam edecek. Bu kafa değişmezse zaten biz o kafayı değiştirmek üzere konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Evet. Yani bugün eğer hal yasası ile ilgili bir takım sıkıntıları çözmez ise biz bunu soracağız. Ama en başta ben şunu söyleyeyim. İyi de kardeşim, yani 20 senedir bu hal yasasını niye çözmediniz demek durumundayım. İkinci olarak da hal yasasını çözemiyorsunuz ama hal yasasını çözmenin yolu da belediyeye patlıcan, biber, soğan, patates satırmak değildir. Tebrik. Neden değildir? Aa. Çünkü ekonomiyi devletleştirerek, bravo, ekonominin
kaçam dengesini, ayarını tutturmak mümkün değildir. Bu ne yapar? Bu bizi 1930 yıllardaki CHP'nin 1929 dünya ekonomik bunalımından etkilenerek daha fazla ekonomi, daha fazla kamu iktisat teşekkülü şeklindeki çözüm önerisini tekrarlamak anlamına gelir. Dolayısıyla bir yanlışa karşı çıkarken daha önce tecrübe edilmiş ve oldukça da acı sonuç olan başka bir tecrübeyi tekrardan gündeme getirmeyi kendi adıma doğru mu? Ama Nazım Bey sizin gibi düşünmüyor Kenan Bey. Bana öyle geldi. Doğru, tabii. Çünkü diyor ki belediyeler patlıcan, domates, biber satmalı. Satsın diyor. Diyor musunuz Nazım Bey? Yani satsın. Sümer Bank. Ama. Evet. Sümer Bank evet. Değil mi? Tamam. Evet. yani, nasıl ama okuyorum değil mi? Ben anahtar, anahtardan Sümer Bank. Hayır yani ben nasıl bakın o kamu iktisadi teşebbüslerinin belediyeler evet. eliyle tanzim satış olarak devreye girmesini savunuyor. Evet. Herhalde. Ekonomi devleti kavramını güncelleştiriyorum ben. Aha. Ekonomi devleti bırakın Türkiye'yi. Dünyada ilk kez Mustafa Kemal tarafından kullanılmış bir kavram. Fakat o da bunu üstünde durmuyor. Ekonomi devleti dediğiniz ekonomi zaman ekonomi devleti. Klasik ve neoklasik iktisatçılardan önce söyledi diyorsun. Tabii tabii 1926'da. Yani homo economicus'tan evet. önce yani. Evet evet. Atatürk o evet. zaman vardı yani. Evet. Evet. Tamam o zaman. Ve piyasayı reddetmeden ama hele o tarihte girişimcilerin filan da pek olmadığı, devlet eliyle girişimciler yaratıldığı bir dönemde uygulanan bir şey. Ama Sovyetler Birliği filan gibi değil tabii. Onlar çöktü. Yani girişimciyle devleti, piyasayla kamusal vicdanı bir arada götürecek bir şey. Dengeleyici. Ama, evet. Ve burada ekonomik akıl kadar sosyal vicdana da önem vermek gerekiyor. Yalnız ben buraya ekonomiyle ilgili konuşmak için gelmedim de. Yani Türkiye açısından şu anda uluslararası politika da önem taşıyor. Tamam ama dünyanın mesela ekonomide önem taşıyor. Olmadan nasıl konuşacaksınız? Yani bunlar at başı giden şeyler. Siyasetle ekonomiyi hiçbir yerde ayıramazsınız. Doğru. Hiçbir ama yerde. Tamam, yani. Elbette bunlara çevrilemez ama yani. Her şeyde bir kişi her şeyi anlatacak diye bir şey yok. Siz o taraftan yaklaşıyorsunuz. Ama Nazım Bey, siz mesela ufukun ötesine taşıyacağım İsmail diyorsunuz ya. Atatürk'ün ekonomi bakın. Devleti vizyonunu evet. siz yazdınız. Hayır, şöyle söyleyeyim. Bir de, onu ben açtım Bey. Ama kavram onun. Yani bakın kavram onu siz açtınız ama yani. Evet. Şöyle bir yani, şey bekliyorum ben bakın mesela dedi ki ben insanları ufkun ötesine taşıyacağım mesela değil mi? Hı. Ufkun ötesine taşımak siyaset felsefesi yapmak demektir. Siyaset felsefesi yaparken de interdisipliner bir perspektiften bakmadan ekonomi, siyaset, sosyoloji, psikoloji bütün bunları işin içine katmadan bir yorum getiremezsiniz. Siyaset felsefesinin dinamikleri buna bu şekilde izin verir. Dolayısıyla siz birisi ekonomiyi konuşsun, öbürü öbürünü konuşsun derken siz ayrıştırarak bir uluslararası ufuk ötesi bir siyaset yapamazsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani patlıcan sadece patlıcan dolayısıyla diyor aslında yani, İsmail Bey diyor ki yani bir ekonomi konuşsun, öbürü onu konuşsun. Öyle bir şey yoktur yani. Onu söyleyeyim. Diyor değil mi? Herhalde onu demediniz yani. İzah etmeniz lazım. Şimdi ama yani burada dördümüzüz. Eyvallah. Şimdi siz bir konuyu eksen alabilirsiniz. Arkadaşımız bir başkasını. Heh. Ben de odağınıza bir şey koyabilirsiniz ama ekonomi konuşmayacağım dediğiniz de olmaz. Yok, gayet tabii. Onu ama söylemek istiyorum. Ben jeopolitik açıdan tamam. uluslararası düzeyde ufku ve ufkun ötesine dikkati çekmek iddiasıyla burada bulunuyor. Ama Nazım Bey şunu merak ediyorum. Ben de onun kriterini size söyledim sadece ekonomik İsmail Bey. Akademik düzeyinde onu söyledim yani. Hayır şunu merak ediyorum. Yani Türkiye'de ekonominin bu noktada olmasının küresel ekonomik oyuncuların bir şeyi olmadığını mı, dahiliyetinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bugün geldiğimiz bu noktada dolar saldırısının etkisinin olmadığını mı mesela? Yani, hayır. Yani sadece Antalya'da tsunami benzeri bir fırtınanın oluşmasının etkisi mi? Hayır. Cem Bey. Seraların zarar görmesi midir? Yanlış yönetimin. Siyaseti ekonomiden ayıramazsınız. Atbaşıdır evet. Gayet yanlış da. Siyasetin bu ekonomik krizde değiliz biz. Siyasi bir krizdeyiz.
Ben de evet. Tam tersini düşünüyorum. Ya, hayır. 2001'de ben, bakın 2001 hem sadece ekonomik hem siyasi kriz vardı. Evet. Ama bugün Türkiye'nin ekonomik sorunları olabilir. Kriz olarak tanımlamıyorum. Bugün, ama siyaset krizi Türkiye'nin bugün yok. Ben ne demek istediğimi izah edeyim. Ondan yani, sonra siyaset sokağa düşmüş değildir. Hayır, yani Almanya'daki o 1924 yılları falan gibi bir durum yok yani. Düşmesine gerek yok. Siyasi krizdir çünkü Türkiye'de tek adam rejimi vardır. Tek akıl. Ben doğruyu bilirim, ben doğruyu yaparım, kararnamelerle ülkeyi yönetirim. Meclisin falan gücü yoktur. Cumhurbaşkanına soru bile sorulamaz. Kim soramaz? Milli irade. Milletin ya, vekilleri bakın, mecliste her seferinde gelip yazılı sizin, veya sözlü diyalog, Cumhurbaşkanına soru diyalogta soramaz. Diyalogda tıkandığımız bir yere geliyor her zaman. Buradan bakıp tıkanıyor yani. Şimdi soru sorulursa yani. Siyasi kriz olmaz mı diyorsunuz siz? Ben demokratik ilkelerden bahsediyorum. Hı-hı. Demokratik ülkelerde siyasi kriz olmaz. Barışçıl bir şekilde güç el değiştirir, insanlar seçimde sandığa gider ve umutla gider. Ben bunu değiştireceğim der. Hı hı. Mesela tamam, seçim burada yapmak, olmuyor mu şu anda bu? Hayır, seçim yapmak. Yani birilerine mesela sandıkta oyunu verirken evet. Birisi orada bir zabıt evet. Mı duruyor orada? Evet. Zabıtlar Hüsnü engel Mübarek mi oluyor? De mesela 30 sene sandığa gitti. Bir koruma muhafız mı var orada? Maduro geçen gün Cüneyt Özdemir'e ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi Cüneyt Özdemir? 25 tane seçim yaptım dedi. Benden demokratiği var mı dedi. Bakın bir dakika. Esat da seçimle geldi. Bir saniye. Oraya bakarsanız demokratik kurumlar tarafsız ve bağımsız anayasal kurumlar ve gücün denetlenmesi ve dengelenmesi kuvvetler ayrımı siz bunları bir bütün halinde raydan çıkarırsanız patlıcanın biberi burada her sene konuşursunuz. Bir dakika. Evet ben müsaade ederseniz İsmail müsaadeni istiyorum ben. Şimdi işte benim ölçüsüz eleştiri dediğim, aşırı yorum dediğim ve hakikaten haklı bir takım rakamlara, gereçlere dayanmakla beraber ortaya tamamen ilgisiz, alakasız, hatta gerçekleri inkar eden bir yorum tam da budur. Umberto Eco haklı çıkıyor. Nedir o? Fikrimiz şudur. Tabii. Tamam ben fikrimi söyleyeceğim. Tabii. Sizi dinledim özellikle. Nedir o? Yani mesela tek adam rejimi. Nedir o? Hüsnü Mübarek de seçim yaptı. Nedir o? Maduro da seçim yaptı. Hitler de seçim yaptı. Şimdi bakın eğer böyle bir değerlendirme yapılırsa kusura bakmayın ama buna mantıkta geçersiz kıyas denir. Yani eğer siz Türkiye'deki siyasi partiler kanunu ve siyasi partilerin seçime katılma yolu yöntemi ile Mısır'ı ya da Maduro'yu kıyaslarsanız orada siz bir defa... Siz kimle kıyaslıyorsunuz? Almanya ile mi? Almanya'ya kıyaslamaya gerek yok. Kendi özünde kıyaslayabilirsiniz siz bunu. Hayır. Örnek mesela şimdi diyelim ki 31 Mart'ta bir seçime gidiliyor. Evet. Seçimi diyelim ki Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli beka son olarak görüyor. Ben mekas olarak görmüyorum. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti ya da HDP. Onlar da görmüyor. Ama netice itibariyle herkes adayını çıkartıyor ve herkes adayıyla bir yarışmaya giriyor. Şimdi mesela İzmir'de ne olacak? Benim kanaatime göre İzmir'de yine CHP alacak. Herhangi bir tartışma yok. Konya'da ne olacak? Konya'da da AK Parti alacak. Evet. Diyarbakır'da HDP alacak. Doğru. Öbür tarafta neden? Ya bir şeyi var. Yani şöyle bir şey yok. İzmir'de CHP'nin oyları geçersiz sayılıp da AK Parti alacak ya da efendim Diyarbakır'da HDP'nin oyları geçersiz sayılacak da MHP alacak diye bir şey yok. Olağanüstü bir defa gerçekleri bakın olağanüstü hal şartları başkanlığı seçimine bakın, gitti bu ülke. Bakın bunu eleştirebiliriz. İçeri tıkıldığı bakın, bir bu yanlış bir şey. Ağzına, yanlış değil bu. Ben şöyle söyleyeyim ben. Tabii. Şimdi AK Parti'nin ya da hükümetin desteklediğim politikaları olur. Eleştirdiğim politikaları olur. Ama ben açıkça eleştiriyorum. Ama neyi de eleştiriyorum? Mesela bir takım insanların Twitter'dan ya da Facebook'tan yayınlamış olduğu bir takım ilgili ilgisiz bir takım mesajlar dolayısıyla gözaltına alınmasını ya da takibata maruz kalmasını ya da tutulmasını eleştiriyorum. Eleştirmeliyiz de. Evet. Bunları bir vaka olarak kesin olarak masada tutalım. Ama Maduro derseniz bu olmaz. Bilmem Mısır derseniz bu hiç olmaz. Dünyanın en yüksek enflasyonu derseniz o zaman ben beyaz bayrak çekerim buyurun derim meydan sizin derim. Ben size mi inanayım uluslararası bakın, ekonomist dergisine? Efendim bakın biz hep beraber bu ülkede yaşıyoruz. Hep beraber bu ülkede yaşıyoruz. Silahımızı söylerken zorlanıyoruz. Biz evet zorlanıyoruz. Tamam, doğalgazı zam gelmiş mi %30? Gelmiş. Elektriğe zam gelmiş. Evet gelmiş. Ama bakın zorlanarak bile olsa
biz bunların hepsini ödüyoruz ve üstesinden geliyoruz. Ha, ekonomide durgunluk var mı? Evet var. Büyüme azalmış mı? Evet. Ama gelin organize sanayi bölgelerine. Çalışıyor mu fabrikalar? Evet. İhracat yapıyor mu? Evet. Ha, şunu eleştirebiliriz. İhracat ve ithalat dengesinde bir bozukluk var. İthalat sürekli bizim aleyhimizde çalışıyor dersek eyvallah deriz. Ama 3 aydır fazla veriyor. Şimdi bunları kalkıp da konuşmadan da ekonomi yıkıldı, bitti filan. Valla ben doğrusu beyaz bayrağı çekerim. Buyurun derim. Kenan Bey. Bir de şöyle bir şey var. Bakın Kenan Bey. Ölçülü olmak lazım. Kenan Bey. Bakın. Bana katılıyorsunuz ama hayır, katıldığım katıldığım yönler efendim katıldığım yönler var. Yüksek vergi diyorum, evet tamam, diyorsunuz. Doğru, ona İsraf diyorum, evet tamam. Diyorsunuz. Hayat pahalılığı diyorum, evet diyorsunuz. Ben Türkiye'de sadece bakın hemen seçime atladınız çünkü Maduro seçimi. Hayır yok değil. Beyefendi siz söylediniz. Ben de itiraz doğru. ettim yani bu. Ben dedim ki cümlenin sanki ben başlatmışım alın. Gibi niye bir yere itiyorsunuz yani. Tamamını alın. Seçim tamam. Sadece başlı başına bir demokratik gösterge değil. Bu uzun zamandan beri söylediğim şey. Ama bakın yargı ama o başlangıcı bakın. Orada başlıyor. Besmelesi o yani onun. Neyin? Sandık. Demokrasinin besmelesi sandık. Sandık son göstergesi demokrasinin. Niye? Önceden peki önceden bunu söyler. Niye ona bunu savunmuyordunuz? Hayır. Maduro da bunu peki o zaman söyler. O zaman tamam iyi de o zaman mesela şu anda gitsin CHP'den seçilmiş olan birisi. Seçilmiş değil mi? Seçilmiş belediye başkanı diyelim düşünün. Seçildikten sonra ne diyor? O zaman desin ki ben kardeşim sandık ne ki yani? Siz de gelin buraya katılın desin bakalım. Değil mi? Bakın. Demokrasi, bakın beyefendi seçimden önce ifade özgürlüğü vardır. Ben çıktığım niye zaman... Niye yok mu? Yok. İsterseniz söylesiniz. Bugün şu anda Türkiye söylüyorsunuz. 2019, bakın yoksa nasıl konuşuyorsunuz? Bakın, geçen Ocak ayında daha dün de yayınlandı. Yani. Müsaade edin. Ben rakamlarla konuşuyorum. Ya siz istatistiklere inanıyorsanız bak orada... Diyorum, o zaman dünyada 13. satın alma paritesinde olan bir ülkeyi de istatistikler açıklıyor. Onu da söyleyin. Ya satın alma paritesi züğürt tesellisidir abi. Ha niye ikinize gelmediğimiz yurt teselli mi yani? Tabii ya. O sonradan bırakın çıkma Allah'sın fakir ya. Ülkelerin hamsi 1 lira olmuş bak Avrupalı hamsiyi 5 euroya alıyor ben 1 liraya alıyorum. Niye? Almanya'nın Dışişleri Bakanı o yağlı günler bitti dediğinde o lafı onlar söylüyor ona niye itibar Almanya'yı etmiyorsunuz? Getirmeyin. Yaya ne getireceğim Fransa'yı mı getireyim? İspanya'yı mı getireyim? Hayır. Hani sandık diyorsunuz ya, evet. Demokrasi diyorsunuz ya. Evet. Ne yaptı Katalan bakın, bölgesine? Ben diyorum ki sandık hangi son demokrasi? Göstergedir. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bağımsız tarafsız tamam, bir yargı, bakın efendim, adil seçimler. Bakın, milletin şu anda bu milletin %50.1'i evet. Tayyip Erdoğan'ı seçti değil mi? Daha YSK yeni seçti. YSK öyle söylüyor. Niye? Evet. Millete silah mı dayadılar da oy verdi bu insanlara? Silah mı verdi bu evet. dayadılar bu insanlara da oy evet. verdi? Eğer böyle sizin dediğiniz gibi bir fikir hürriyeti yoksa bu ülkede, eğer bir evet. diktatör varsa seçmen değiştirseydi niye değiştirmedi? Diktatörler seçimle gitmez. Neyle giderler? Gitmezler. Hatar Bey'le giderler öyle mi? Yok ağzıma laf sokmayın. Seçimle gider. Neyle gider o zaman? Var mı? Neyle giderler? Siz bana örnek verin. O zaman verin. Neyle giderler? Siz bana örnek verin. Tek adamların... Açık söyleyin o zaman siz de onu. Seçimle gitmiyorsa neyle gider? Tarihinde bir tane örnek verin. Seçimle gitmezse neyle gider? Neyle gider? Bir dakika. Ne yapar o zaman? Milleti öldürür. Hayır bir saniye. Ben de bir soru nerede bunun örneği var? Şimdi bir dakika. Bir dakika. Şimdi... FETÖ'cüleri mi savunacaksınız burada o zaman? Ne demek? Ben şeyi anlayamadım. Hapiste onlar var da çünkü. Pardon tabii. Şunu anlayamadım. Seçimle gitmezler ne demek? Yani bu o zaman niye bu kadar efendim MHP'yle mi ittifak yapalım? Seçimde şunu mu söyleyelim? Ekonomiyi böyle mi yapalım? Bu kadar vaatler, halka, bu kadar programlar niye var? Demek için. Gönül almak için. MHP'yle ittifaka laf yok. Siz geri gelin. Geri gelelim. İsmail bir saniye. YSK'nın mesela yarım saat kala. Hatırlayın millet ne yaptı değil mi? YSK'nın yargıçlardan, yargı erkinden oluşmuş... O referandumda Türkiye'nin rejimini değiştiren referandumda yarım saat kala yasa ilkokul çocuğuna okutsam şöyle diyor. Mühürsüz pusula ve zarflar geçersizdir derken. Filigranlı zarflar geçerlidir. İfade edin evet. Anayasanın 7. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiç kimse kanun yapamaz diye vurgularken 11 tane yargıcın onu sandıkların açılmasına yarım saat kala bir adamın bir kağıt parçasına yazdığı bir dilekçeyle toplanıp mühürsüz pusulalar geçer. O zaman meclisi niye nasıl savunacağız? Hani milli irade? Hani egemenlik kaygısı? Bir adam dediğiniz kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bunu başkanı. Nasıl savunacaksınız? Evet ben hakikaten sizi tartışma anlamakta tartışma burada duruyor. Çok düşük bakın, çekiyorum. Pardon. Ben tekrar ediyorum. Hayır. Seçim yok, tekrar etmenize gerek yok. Dediklerinizi anlıyorum. Son göstergesidir. O seçimde
hür, adil, demokratik olduğu takdirde seçimdir. Tamam. Bu böyle. Ama siz daha başka bir şey söylediniz. Çok enteresan bir yerden baktınız kesin yani. Diyor ki hayır. Erdoğan'ı seçimde gönderemezsiniz. Bu yanlış bir şey. Ben neden biliyor musun? Erdoğan'ı seçimde gönderemezsiniz. Şundan ötürü. Şimdi yani şöyle bir şey. Yani Tayyip Erdoğan buraya paraşütle falan gelmedi. Askeri darbeyle de gelmedi. Aksine askeri darbeyi ta o 2003'lerde, 2004'lerde efendim 1. Ordu Komutanlığı Çetin Doğanların efendim Özden Örneklerin bilmem nelerin tasarladığı, planladığı bir takım faili meçhul cinayetlerin balyoz bilmem Cumhuriyet yürüyüşü filan 27 Nisan muhtıraları en son 15 Temmuz. Hatta bütün muhalif medyaya rağmen yüzlerce oyla eylem olmuş. Yüzlerce eylem. Şimdi bizim asıl konuşmamız gereken budur. Ama siz bunları görmezden gelip de Tayyip Erdoğan tek adam. Nasıl tek adam? Yani Necdet İbale gitti. Yarıştı birileriyle. Meral Akşener'le yarıştı. Efendim Muharrem İnce'yle yarıştı. Şu kadar oy bekliyordu ama bu kadar oy aldı. Ama aldı. E şimdi YSK'ya göre dediğimiz zaman o zaman biz burada şunu demek istiyoruz. Yani aslında YSK, MSK filan seçim meçimi yaptığı yok. Bunlar bir rezenbazlık yapıyorlar. Muz Cumhuriyeti burası. Uganda'da yaşıyoruz. Ruanda'da yaşıyoruz. Burası öyle bir yer. Ne gerek de gösterdik yok. Tamam, ya şimdi bakın. Şimdi bunu merak ediyorum. Bak, tamam. Ben de merak ediyorum. Ben de şunu cevap söylüyorum. Cevap aldınız mı? Tamam ben de şunu merak ediyorum. Milletvekiliniz falan tamam, açıkladın ben de, mı? Hayır, ben de. Ya milletvekilinin falan beyanına gerek yok. Ben netice itibariyle takip ediyorum. Ettiğimiz yerlerden bir şeyler görüyoruz. Aklımız var yani. Birinin asak vermesine gerek yok. Yani olağanüstü hal sürecinin uzatılmasını eleştirebiliriz. Olağanüstü hal sürecinde, bir dakika, hal sürecinde kararnamelerle kanunlar çıkartılmasını ya da meclisin belli bir oranda pasifize edilmesini de eleştirebiliriz. Eleştirmeliyiz. Ben de bunları eleştiriyorum. Ha, tamam bunları eleştiriyorum ama bu şu anlama gelmez. Niye? Burada seçimle gelmiş bir hükümet yok. Seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanı yok anlamına gelmez. Doğru, bunu söylediğiniz geldi. zaman aynı o cuntacı generallerin efendim Hitler de niye Fransa'da bir buçuk senelik bir olağanüstü hali kimseni eleştirmedi? Fransa'da bir buçuk sene kaldı orada olağanüstü hali. İsmail bir saniye. Bu şu demektir. Efendim 27 sene biz ne güzel tek parti rejimiyle yönettik. Öyle seçime meçime çok parti filan da gerek yoktu. Vur hepsinin kapısına kilidi demek. Bu değil. Macron'un seçilme koşulları neydi? Hayır Macron'un seçilme koşulları neydi? Macron da mı meşru değil o zaman şimdi? Öyle ya. Kalıba sokuyorsunuz. Bir kalıba falan ben sokmuyorum. Bakın, o zaman Macron da meşru değil. Macron'un da şimdi şartları öyleydi biraz seçmek gerekti. İzleyiciler de izliyorlar bizi. Olağanüstü koşullar vardı. Charlie Hebdo falan bir sürü şeyler olmuştu ya. Bosna Hersek'e falan yenilip Avrupa şampiyonasına gidemediğimiz zaman UEFA bizi FIFA 8-10 basamak düşürüyor mu? Düşürüyor. Buna itiraz ediyor musunuz? Vay bu gavurlar taraflı. İşte Türkiye'yi kıskanıyorlar. Bunlar düşman. Bize şey yapıyorlar falan. Beşiktaş Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği zaman dandik köy takımlarına yenilip gruptan çıkamadığı zaman UEFA bunları tık 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 10 basamak düşürüyor mu? Düşürüyor. Bunlara inanıyorsanız Türkiye'nin 2018 Ocağı'nda tarihinde ilk defa özgür olmayan ülkeler kategorisine düşürüldüğüne de inanacaksın. 2010'da. Yani 2010'da. 2018'de. Tamam. Bir dakika. O zaman ben de bir cümle daha söyleyeyim. Tamam. İsmail bir saniye. Müsaade istiyorum. Dünyada tek yayınlanan demokrasi, dünya demokrasi endeksinde bu Merkel'in önüne de gidiyor. Hı hı. Apple firmasının önüne de gidiyor. Trump'ın önüne de gidiyor. Dünyada bir tane, bir ikincisi yok. FIFA sıralaması gibi. Türkiye Cumhuriyeti 110'unculuğa düşürüldü bu nereden? Sene. Nereden düşürüldü? Nereden? O da bak tekil mesela. O da diktatör galiba bak. Onda da diktatör ihtimali olabilir o araştırma şirketinde. Tekil çünkü. Tekelleşme var orada da bir. Tabii. Evet, FIFA'da tabii. Olduğu gibi. O da tekelleşme var belli. Herkes düşman bize. Evet tabii. Ama bunlar Moğolistan'a dost arkadaş. Ben demiyorum. Siz tekilleri hebeleştiriyorsunuz ya. Tek diyorsunuz orada. Savunuyorsunuz yani. Tunus'a dost bunlar. Tunus'a gittiniz mi? Yukarı efendim. Tunus'a gittiniz mi? Tunus'a gidip gitmemem mümkün. Bak hay bir saniye bak. Benim giderek Cem Bey lütfen bakın, lütfen. Hayali bir takım şeyler konuşmayalım. Ben Tunus'u gittim, gördüm, gezdim. Evet. Sokaklarını, caddelerini, meydanlarını, evet. Köylerini, tatil köylerini gördüm ben. Şimdi gerçekçi olalım lütfen.
Moğolistan'a tabii ki bir şey demez. Moğolistan'ın dünyada varlığının yokluğunun bir önemi yok ki. Öyle mi? Ama Türkiye'nin Avrupa'yla arasında bir ülke. Çin'le Rusya arasında ne etkisi var? Dünya siyasetinde bir etkisi var mı? Ne etkisi var? Hiçbir etkisi yok. Afganistan'da Çin'le Rusya arasında. Tamam, ne etkisi, ne etkisi var? Söylüyorum size. Afganistan'da kan gördü. 20 senedir cinayet işliyorlar. Ne yaptılar Afganistan'da? Hiçbir şey yapmadılar. Bütün çocukların kollarını bacaklarını koparttılar. Doğru. Ne yaptılar? Doğru. Amerika ne yaptı? Rusya ne yaptı? İngiltere ne yaptı? Söyleyin. Rus işgaliyle başladı bu iş. Rus işgaliyle başladı. 80'den. Peki Amerika işgal etmedi mi? İngiltere işgal etmedi mi? Evet. Fransa çoluk çocuk demeden biz düğünleri çok dağıldı. Hayır, dağılmadı. Bilakis. Yapmadı mı bunları, bu katliamları Batı yapmadı mı? Yapmadı mı? Yaptı. Siz biliyorsunuz bunları. Ama bakın, Türkiye'nin bir farkı var. Türkiye netice itibariyle Avrupa'yla bir rekabet içerisinde. Amerika ile bölgesel bir rekabet içerisinde. Nasıl bir rekabet? Nasıl rekabet? Mesela diyelim ki Suriye politikasında. Biz NATO ortağı. Evet. Stratejik ortakla neyin rekabeti için? Niçin Avrupa Birliği, madem Avrupa ile rekabet içindeyiz. Hı-hı. Niçin Avrupa Birliği'nin kapısını aşındırıyoruz? Aşındırmıyoruz efendim. Nasıl aşındırmıyoruz? Onu bir hak olarak görüyoruz. Evet. Onu bir hak olarak görüyoruz. Biz de Avrupa Birliği'nin coğrafi olarak, demografik olarak bir parçasıyız. İktisadi açıdan bu yapılan da bizim de hakkımız vardır diyoruz. İktisadi açıdan aldı zaten sizi gümrük. Tamam. Türkiye'yi aldı. Alacak tabii. Öbür taraftan biz de serbest seçiliyor. Tabii ki isteyeceğiz. Avrupa Birliği üyeliği bir hak değildir. İmtiyazdır. Bakın. Şartları aynı zamanda vardır, bir haktır. Yerine getirirsen ancak girersin. Peki bir saniye. O zaman siz gittiniz. Slovenya'yı gördünüz. Çek Cumhuriyeti'ni gördünüz değil mi? Bulgaristan'ı gördünüz. Yunanistan'ı peki, gördünüz. Peki Türkiye'yle kıyaslayın bakalım. Kıyaslayın. Hangisi daha ileri? Hangi açıdan? Güney Kıbrıs. Hangi 200 açıdan? Bin nüfusu olmayan, hiçbir üretimi olmayan, sadece senede 300 bin, 400 bin turist alan evet. Bir ülke. Bulgaristan, ülke, Hırvatistan ülke. Nedir yani? Bulgaristan, Hırvatistan ne yani? Karşılığı. Evet. Gemeyle mukayesesi bile yok ya. Penal kriterlerine uyumdan bir reklam arası verelim. Çalıklanalım. Bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Başka açıdan reklam arasının ardından kaldığı yerden Akit TV ekranlarında canlı yayında devam ediyor. Belki ekranlarınızı yeni açmış olabilirsiniz ya da ekranlarınız açıkta ama Cem Toker'le, Nazım Güvenç'le, Kenan Alpay ve İsmail Öz'le birlikte olduğumuzu tekrardan bir hatırlatma gereksinimi duyuyorum. Yönetmen arkadaşımız da Zeyt Gümüş iletişim bilgilerini Twitter ve Instagram hesaplarını ekrana verdi. Katkılarınız bizler için önemli ve birazcık ekonomiyi, birazcık yerel seçimleri konuşmaya başlamıştık aslında, reklam arasına gittik ve ilginç bir noktadaydık. Dünya Demokrasi Endeksinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerilere düştüğüne dönük bir iddia ortaya attı Cem Bey ve bununla ilgili de Kenan Alpay'ın değerlendirmeleri vardı ki reklam arasına gittik. Aslında şöyle yapıyor muyuz? Hem yerel seçimi, hem dünyayı, hem küresel dünyayı, hem Türkiye'yi, hem bölgeyi, hem de küresel dünyayı aynı anda giriyoruz değil mecburen, mi? Mecburen. Yani entegre bir durum var. Evet. Şu anda birbirleriyle çok girift konular evet. Bunlar. Ama Nazım Bey konuşmuyor. Acaba yani katılmamasının özel bir nedeni var mı? Yoksa ben de şuradan gireyim. Belki biz çok konuştuk. Biraz yüksek sesle yani. Konuştuk. Onun için ilk sözü vereyim engellemiş yani olabiliriz. Ekonomiye, lütfen. Yerel seçime, Mübareğe, Venezuela'ya, Maduro'ya, Esat'a, bakın ne kadar şey, patlıcana, domatese, bibere, yerel seçime, çöken binaya, bakın kaç tane başlık söyledim size. Yani bir yerden girmek ister misiniz topa, yoksa ben tribünde rahatım, 6. kattan iyi seyrediliyor diyorsunuz? Hayır. Şimdi bakın, 3 arkadaşımın da söylediklerinde katıldığım da katılmadığım da şeyler var. Yalnız 4. konuşmacı olarak ben de bunlara girersem, bu konulara girersem, bu çerçevede konuşursam, yani bir yerde boşa konuşmuş olurum. Çünkü yurdumuz dünyada tek başına değil. Etrafında başka devletler var. Artı dünya yeni bir gidişat içinde. Bazı görüşlerim size abartılı gelebilir filan ama 3-4 yıl sonra hatırlayacaksınız şimdi söyleyeceklerimi. Ufku görmemiz gerekiyor. Hatta mümkünse ufkun ötesini görmemiz gerekiyor. Baktığım zaman bu mantıkla baktığım zaman şunu görüyorum.
dünya, tam tarihini vermeyeyim ama 2000, yani 4 yıl 5 yıl sonra. Tarih vermeyin zaten, bence yuvarlak kalsın, evet. Çünkü öbürü kehanet olur yani. Yani. Nostradamusluk olur, olmaz yani. Evet. 4 yıl 5 yıl sonra en fazla dünya 4. bir dünya savaşına gidiyor. Böyle bir şey. 3 de değil, 3'ü geçtik yani. 3 gitti yani. Hayır. 3. Evet. Benim değerlendirmemde Soğuk Savaş. Soğuk Savaş da bir dünya savaşıydı. Sadece kan dökmedi, savaş olmadı ama bir dünya savaşıydı. Elbette. Daha birinci dünya savaşının bitmemiş durumudur. Düşünün ki Soğuk Savaş'ta sonunda Sovyetler Birliği İmparatorluğu çöktü. Yani iki sıcak savaş sonunda kaybedenler nasıl çöküyorsa, Soğuk Savaş'ın kaybedeni, bir numaralı kaybedeni Sovyetler Birliği de çöktü, dağıldı. Yani Nazım Bey, siz bu yerel seçime bir beka meselesi olarak mı görüyorsunuz? Bu cümlelerinizden bunu anladım birazcık. Şimdi yani dünya savaşı varsa, 4. dünya savaşı, 4 hadi bilemediniz 5 yılda, hadi biraz daha geriye alalım 3 yılda varsa, o zaman yani bu yerel seçimde neye baz alacağız biz sandığa giderken? Yerel nasıl olsa savaş olacak, ister yapmayalım mı? Yerel seçimde ister istemez sandığa giderken iç politikayla, ekonomik durumla filan hareketle seçmenler oy kullanacak. Hı hı. Fakat benim buraya gelirken tahmin ettiğim, sandığım bakış yahut tartışma konusu, sanki Türkiye ve dünya nereye gidiyor ve bu ortamda Türkiye'nin yüz yüze geleceği tehlikeler ve fırsatlar nedir? Bunlar üzerinde konuşacağız sanıyordum. Bu amaçla geldik. Ama SWOT analizi yapabiliriz. Anlatın burada, tezinizi. Türkiye'ye dair bir SWOT analizi. Tezinizi anlatın. Yani Erdoğan'la bir Türkiye bu dünya savaşında ne yapar? Nerede durur? Zaten ister istemez konu o noktaya da gelecek. Anladım ama işte siz öyle oturunca da. Yani şimdi konuya giriş yapacağız derken program bitecek. Ben onu hatırlatayım size. Yani siz üçünüz konuşunca sıra anca bir anı. Şimdi ama sıra gelince de siz yani o kadar topla dans ediyorsunuz ki bir atak yapmıyorsunuz. O zaman şöyle söyleyeyim. Sonda söyleyeceğinizi başta söyleyin lütfen. Dünya 4. Dünya Savaşı'na gidiyor. 3.'sü Soğuk Savaş'tı, 4. Şimdi bu savaşta en kritik bölge, savaşın ekseni Akdeniz. Türkiye Akdeniz'in önemli bir parçası. Hı hı. Bakın, bugünkü gazetelerde vardı. ABD Dışişleri Bakanı bir konuşma yaptı. Hı hı. Ve o konuşmada Türkiye'nin bölgeleri, Türkiye'yi bölgelere ayırdı. O bölgeler arasında haritalı konuşma değil de, evet, pardon, galiba, konuşma değil de bir tweet mesajıydı o. Tweet mesajındaki parçalayan haritadan bahsediyorsunuz zaten. Evet. Onun şeyi var ya. Sonra Twitter, ne oldu? Bölünmüş Türkiye haritası. Evet. Sadece bölünmüş Türkiye değil de bir takım ülkeler bölünmüş. Evet, evet. Türkiye'den söz ediyor ama bakın, Ege bölgesini yukarıdan aşağı bölüyor ve Yunanistan'a bırakıyor. Neden? Bunun üzerinde de durmamız, düşünmemiz gerekiyor. Acaba hangisi doğru? Bazen de bazı yerleri bölüp de Kürt şeyi ayırıyorlar ya. Yani burada başka bir bölümü olmuş. O da var. Yani. İşte bunları da ben gündeme getirmek üzere. Ermenistan'a da bölüyorlar. Ama işte Cem Bey diyor ki, ne dedi? Bu artık Nazım, yani o ne dedi, teoriden vazgeçtiler de ikiye mi bölecekler? Anladınız mı yani? Cem Bey? Evet. Cem Bey. Dördüncü dünya savaşı çıkacak. Evet. Siz nerede savaşacaksınız onda? Şimdi ben neredesiniz? Amerika'da mısınız? Bir de Türkiye'de mi? Dördüncü dünya savaşı çıktığında. Ben görmem herhalde o savaşı. Niye? 4 yıl dedi. 4 yıl dedi yani. Evet, gidiş o gidiş. Ve savaşın ana merkezi Akdeniz olacak. Akdeniz çok önemli. Kim kimine savaşacak? Yani mesela ortaya tam böyle support support diyor ya. Fuad diyor ya, destek acaba göbeğe bunu koyup mesajını mı vermek istemiş yani? Kimine savaşacak? Belki Türkiye ile. Belki. Belki de ABD ilk başta Yunanistan'ı yine her zamanki gibi Türkiye'nin üstlerine salmaya çalışacak. Bakın, Ege Adaları,
Ege Adaları Türkiye'nin Akdeniz'e çıkışının önüne bir engeldir. O şekilde kullanılacak. Artı Suriye konusunda Türkiye'yi Akdeniz'e çıkışını kesmek üzere ve Amerikan piyadelerine Akdeniz'e çıkışa bir karadan koridor açmak üzere şu anda Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi Amerikan komplosu altında. Pardon, affedersiniz. Şöyle çok özür dilerim ama ya şimdi hani bir bilim kurgu üzerine konuşuyor olsak bunlar hakikaten güzel şeyler yani. Ama şimdi gerçeğe dönelim. Yani Amerikan piyadeyle oradan oraya koridor açıyor filan. Ya biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundan nasıl çıkacağına ve çıktığı bölgede Türkiye'nin nasıl bir güvenli bölge oluşacağını ve bu güvenli bölgenin kim tarafından kontrol edileceğine ilişkin bir müzakere sürecini hem de sert bir biçimde yürütüyoruz. Şimdi kalkıp bütün bunları görmezden gelip Amerika şuradan böyle yapacak, buradan oraya gidecek, Ege Adaları filan dersek ya bu artık bilim kurguya girer. Ona ben itiraz etmem ama program bilim kurgu değil bence. Elbette ama. Yani yanlış hatırlamıyorsam iyi de benim bilim kurgu konuşmuyoruz. Cümlemi duydun. Ama bakın. Bakın 8-10 tane örnek verdiniz yani. Yani 3. Dünya Savaşı, 4. Dünya Savaşı, Ege Adaları, Akdeniz, Amerika saldıracak, belki Yunanistan filan derken valla ben şey yapamadım, tahayyül edemedim. 3 yıl sonra yaşadığınız zaman belki ama hatırlarsınız. Şimdi bakın. Türkiye'nin Suriye'ye mesela müdahale etmesi, girmesi doğru. Fakat maalesef Türkiye'de AKP'den öncesindeki hükümetlerin de yaptığı, işlediği bir hata var. Onu AKP'de aynı hatayı işliyor. Biz bir şeye başlıyoruz, arkasını getirmiyoruz. Yarım bırakıyoruz, eksik bırakıyoruz. Uzatmadan çok somut bir örnek vereyim. Kandil. Kandil, PKK'nın merkezi. PKK'nın şu an değil. Şu anda öyle. Şu an değil. Kandil'in yarısı İran tarafında, yarısı Irak başka, tarafında. Başka bir dağa gittiler biliyorsunuz artık onlar. Ama Kandil daha sönmedi. Ya başka Kandil'i ama şu anda orada o kadar gerekiyor. Aktif bakın, bir şeyleri yok. Bakın bırakamazsınız. Kandil'i söndürmek gerekiyor. Suriye'ye girdik. Girdikten sonra Amerika'nın orada yapmak istediği, PKK'yı kullanarak yapmak istediği şey Irak'tan Akdeniz'e kadar bir koridor açmak. Koridoru PKK koridoru falan diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu bir ambalaj. Aslında o ambalajın altında Amerikan piyadesine Irak'tan başlayarak Akdeniz'e kadar uzanacak nereye bir koridor. Nereye geçecek? Amerika'nın Irak'ta piyadesi mi kaldı? Suriye'de piyadesi mi kaldı? Tabii. Amerika kendi içinde biz ne zaman buradan çıkacağız diye şiddetli bir tartışma var. Evet. Bu tartışma hali hazırda Türkiye ile yapılan bir takım mekik diplomasisi yoluyla 32 kilometre civarında bir güvenli bölge oluşturulmasına dönük bir karşılıklı müzakereye dönüşmüş durumda. Kafasına göre bir nasıl atabilse gidecek bütün yani. Bütün bu imkanı Türkiye nasıl elde etti? Bir Fırat Kalkanı yaptı. Bir zeytin dalı yaptı ve İdlib'te Esed rejiminin ve Rusya'nın saldıramayacağı bir bölge oluşturdu. Ve bu bölgeyi oluştururken orada 12 tane askeri gözlem noktası tahkim etti. Bütün bunların hepsinin üstüne de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar Kilis'ten Antep'ten başlayıp 900 kilometrelik sınıra muazzam bir askeri yığınak yaptı. Bu durumda şimdi Amerika ne yapacak? Ne yapabilir? Amerikan piyadesi ne işe yarayacak? IŞİD'le yani ancak bombardıman yoluyla savaşabilen ama karaya inemeyen, karada ancak PKK'yı bir lejyoner birliği gibi kullanan bir Amerika i̇şte, ne yapacak? İşte. Yani şimdi bu kolay bir bakın. Şey değil bakın yani çok afaki bir kurgu yapıyoruz. Afakiye gerek yok. Şu anda Türkiye bakın bu müzakereyi yürütürken Amerika'nın Münih'ten çıkması için yoğun bir baskı yapıyor. Fakat Amerika çıktı çıkacak belli değil bakın. Fakat aynı süreçte Esed rejimiyle Rusya askeri birlikleri Münbiç'in etrafında bir devriye atıyorlar. Bakın İran'ın bölgeden çıkması için Amerika bir baskı yapıyor değil mi? İşte ambargo şu bu filan diyor değil mi? Ama aynı baskıyı ya da aynı planı belli bir oranda Rusya da yapıyor. Kiminle yapıyor? İsrail'le yapıyor. Dolayısıyla biz İran'la Rusya'yı çok yakın gibi görürken aynı zamanda onları birbirine düşman safta da görebiliriz. Ya da Amerika'yı Türkiye'nin stratejik ortağı gibi, NATO'daki ortağı gibi görürken aynı zamanda PKK'ya yapılan şu kadar bin tırlık
ağır silahların da dahil olduğu destekle bir düşman saflaşması içinde de görebiliriz. Hala devam dolayısıyla ediyor. Yani olay böyle siyah beyaz şeklinde net saflara ayrılmış değil. Bir defa bunu ortaya koyalım. İkincisi de Türkiye o kadar kolay yutulacak bir lokma değil. Eğer Amerika bunu becerebilecek olsaydı tweet atıyordu bir takım Trump. Değil mi? Ekonomik olarak mahvederiz diyordu. Ertesi günde ne yapıyor? Valla yanlış anlaşıldınız. Gelin hep beraber ekonomiyi beraber kurtaralım diyor. Dolayısıyla Trump da kendi başının derdine düşmüş durumda. Ekonomiyi de efendim siyaseti de askeriyi de Pentagon da istediği gibi değiştirebilecek durumda değil. Trump'ın da çünkü meşruiyeti Amerika'da tartışma konusu. Rusya ile işbirliği yaptım meselesinden başlayıp derin Amerika ile mücadele yalan beyanlarda bulunduğu mu? Bir takım avukatlar itirafçı oluyor. Vesaire yani, vesaire. Yani. Şimdi bakın. Hayır, siz şimdi aynı zamanda yanlış bakmadımsa Türkiye'de stratejik araştırmalar ve eğitim merkezi üzerinde evet, değil mi? 1990'ların evet, yılında koordinatörlük evet, yaptınız. Aynı evet, zamanda Belgelerde Türk Tarihi dergisinin de evet, editörlüğünü mü yaptınız değil evet, mi? Yani siz evet, aslında evet, tarih, strateji bilen bir insansınız. Yani ben anlayamadım şimdi bunları söylediğiniz zaman nasıl oldu diyorum yani. Benim, acaba ben yanlış bir Nazım Güvenç biyografisi mi okudum dedim. Hayır, ağzıma tıkadınız. Ben söyleyeceklerimin daha bir gıdımını söyledim. Susturdunuz, başka şeylere girdiniz. Hayır, yani iç siyaset de biliyorsunuz siz aslında. Ama iç siyasete girmek istemiyorum. Anladım, İç siyaseti yani, zaten siz girdiniz. Yani, ama şimdi benim iç siyasete girişim sadece mevcut iktidarın dış siyasetteki bazı hataları, bazı eksikleri. Tamam, bu 3-4 yıl sonra olacak olan 4. Dünya Savaşı'nda Türkiye nerede olacak? Türkiye parçalanacak mı? Türkiye yerinde mi duracak? Ya da Türkiye bir yepyeni bir devlet olarak karşımıza mı çıkacak? Yani zaten bakın Cem Bey uyumaya başladı şimdi siz anlatmaya başlayınca. Özür dilerim. Hayır yanlış anladım. Yani, heyecanla mı dinliyorsunuz? Tamam, pardon. Yani gözlerimi... Belli etmiyor yalnız heyecanla. Cem Bey heyecanlı belli etmiyor. Ya benim söylediklerimin yarısını ağzıma tıkıyorsunuz. Hayır, buyurun ama anlatın da. Yani birazcık da can alıcı yerine getirin koyun ki üzerine kafa yoralım. Yani. Bak, tamam işte ona fırsat vermiyorsunuz. Tabii, buyurun. Bakın. Tekrar etmeyeyim. Sadece bir cümleyle. Önümüzde 4. Dünya Savaşı, 3.'sü Soğuk Savaş, 4. Dünya Savaşı var. Bu savaşın merkez üssü Akdeniz olacak. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Peki neden Akdeniz? Mesela oradaki gaz rezervleri mi? Neden? Evet, mesela bak evet, evet, bilmediğimiz evet, Akdeniz'in bir noktada bir şey evet, söylüyor gibi olmamamız lazım. Evet. Anlıyor muyum? Ortak kabullerimiz Akdeniz'in var artık yani. Yeraltı, Akdeniz'in yeraltı zenginlikleri yeni tamam, yeni keşfedildi. Evet. Irak'ın kuzeyinde filan olan petroller, metroller artık modası kalmadı. Artık şeyi kalmadı. Yani en başta da ABD'nin gözünde. Şimdi onlar... O zaman niye Venezuela'ya saldırıyor bu kadar Donald Trump? Yani, o ayrı. Ya niye Suudi Arabistan'da Kaşıkçı, evet, Birleşmiş Milletler bakın, Kaşıkçı kapıları yazıyor? Akdeniz'in önemi nereden kaynaklanıyor? Heh. Çünkü Akdeniz'in bir ucu Afrika'ya, Siyah Afrika'ya dayanıyor. Yani Afrika çok önemli. Akdeniz'e hakim olursanız, Akdeniz'de gücünüz varsa oradan Afrika'ya müdahale edebilirsiniz. Şimdi... Yani Amerika'nın şu anda bakın, buna ihtiyacı var mı? 1000 tane üssü olan Amerika'nın böyle bir şeyi nerede herhalde? Dünyada nerede 1000 tane üssü yok. Yok öyle bir şey. Allah bilmiyorum ben öyle biliyorum da. Şey, İran sınırından Irak ve Suriye üzerinden güya PKK koridor açacak deniyor. Türkiye'de de söylenen bu. ABD PKK'yı kullanıyor. Bu da asıl bildiği bir şey aslında. Bu yeni şey. Bir saniye. Ama şöyle. Toparlayın lütfen. Bir saniye. Çünkü beni sarmadı. Ne yalan söyleyeyim. Bir saniye. PKK oradan koridor atacak derken aslında Amerikan piyadesi oradan gidecek Akdeniz'e. Ya siz şimdi şu Nazım Bey, ben sizi yerli ve milli olarak biliyorum. Evet. Amerikan tezlerini mi anlatıyorsunuz bize? Yani Amerika'nın tehlikeyi yani, anlatıyorum. Boş verin siz Amerika'yı. Erdoğan ne yapacak? Türkiye ne yapacak? Ha. Türkiye Batı'nın, Haçlıların, Siyonistlerin bu oyun planlarına nasıl karşı gelecek? Gelebilecek mi? Bana bunu elbette anlatın. Bakın Cem Bey öyle ilginç bir tespitte bulundu ki benim için en can alıcı manşet. Dedi ki Erdoğan'ı seçimle gönderemezsiniz dedi. O ayrı. Ya o ayrı olmaz şimdi böyle. Ya ben de onu mu tekrarlayayım? Ben anladım. Peki bir saniye müsaade edin söyleyeyim. Suriye'de eksik
Suriye'ye, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi yerindeydi. Gerekiyordu. Ama maalesef biz bir şeye başlıyoruz, arkasını getirmiyoruz. Kandili söndürmek gerekiyor. Kandili söndürmedik bir türlü. Kandili Irak'ta beyefendi. Ne fark eder? Kandili Irak'ta. Irak'ta. Yarısı Irak'ta, yarısı İran'da. Ya PKK kendi askeri birliklerini Suriye'ye yönlendirmiş. Suriye'ye yani iyi de Suriye'yi de yarım bıraktık şu anda. Daha yarım bırakalım bir şey yok. Zaten Türkiye şu anda tehdit ediyor değil mi? Gideceğim diyor yani. Şam'a kadar gidelim mi diyorsunuz? Şu anda PKK'yı. Diyor. Evet. Şam'a kadar gidelim mi? Gerekirse. Ama Şam'dan önce Türkiye'nin Suriye ile ve Irak'la sınırdaş olduğu koridoru güvenliğimize sağlamak gerekiyor. Bakın, savunma sınırların bu tarafında başlamaz. Savunma, dinamik savunma sınırın öte yakasında başlar. Hele eğer Türkiye karşı tarafta bunu uyguluyor zaten işte, uluslararası siyasetin Amerika'nın uyguladığı uluslararası siyasette de çok önemli bir konu bu zaten, evet. Tamam. Yani burada da bir bildiğimiz bir şey var yani yine. Da eleştirdiğim nokta şu. Evet. Bence başka bir şey söylemeniz lazım. Yarım bırakılıyor. Yarım bırakılıyor. Eksik bırakılıyor. Ama yarım bırakılma bu diye bir şey yok ki. Türkiye şu anda Kandil'e, PKK'ya dönük operasyonlara devam ediyor. Mesela orada yine şu anda operasyonu, Fırat'ın doğusuna dönük operasyonla ilgili de eli kulağında diyor değil mi Türkiye mesela? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi belli bir süreliğine oyalamak için kullandığı bir taktik var. Çekiliyorum taktiği. Türkiye'yi frenlemek ve orada belli bir çünkü Türkiye o hareketi yapsaydı o anda, kararlı bir şekilde yapsaydı ve Amerika bu uyanık hamleyi yapmasaydı karizması çizilecek. Anlatabiliyor muyum? Şu anda Türkiye'yi biraz oyalamaya girdi. Türkiye de bekliyor. Ama Türkiye buradan vazgeçmiş ve yarım bırakmış değil. Bırakamaz. Türkiye onu yarım bırakırsa bırakamaz ki. Ondan emin değilim. Bırakamaz. Ondan emin değilim. Bakın, ve bırakmaması gerekiyor. Ondan emin değiliz derken arkada bıraktığı gerekir. İki tane operasyon bunu göstermiyor mu ne kadar kararlı durabileceğini? Veya Türkiye etrafındaki bu çemberin etrafında kendi büyümesi, bölgesel güç olma konusunda, hatta küresel bir oyuncu olma konusunda Türkiye'nin bu çemberi kırmakla ilgili kaçınılmaz bir şekilde buna mahkum olduğunu Türkiye'nin bilmediğini mi düşünüyorsunuz? Emin olmak Türkiye istiyorum. Buna mahkum yani. Buna dikkat bu çemberi istiyorum. Kırmaya en mahkum. En azından başka yolu yok yani. En azından Tayyip Bey bu yönde ise en azından göstermiyor mu yani? Ama bence gösteriyor. Ben de buna destek vermiş oluyorum. Yani bunu destekleyen bir yarım bırakıyoruz dediniz. Anladım da destekliyorsanız ben Nazım Bey. Ama öyle bir şey de var. Siz şimdi geçmişte CHP bırakırsa ben de eleştiriyorum yazmışsınız. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi sizin üzerinde CHP'den iflah olmaz. Umudum ya, özellikle kalmadı. Çalıştığınız CHP tamam. Yani sizin Türkiye'nin geleceğinde ana merkez olacağını iddia ettiğiniz kitaplarınızda onları iddia ediyorsunuz. Evet, kaç yıl önceydi? Yanıldık deyin de bir anlasın insanlar ama. Mesela 4 sene sonra beni göreceksiniz yani, dediniz ya. Yani, 4 sene önceki yanıldı. Yani Türkiye'nin geleceği CHP'siz olmaz diye yazan Nazım Güvenç. Bugün gelmiş. Hatta Baykal'sız oldu. Ama bir saniye yok o kadar değil. Kendini yenilemesi kaydıyla. Ama Baykal'ı merkeze almıştınız. CHP'yi merkeze almıştınız. Hayır. Fazla da bir zaman değil yani. 6-7 sene. Yani bugün de yazdığınız CHP bu söylediğiniz tezlerin hiçbirisini savunmuyor. Benim söylemiyor. Yani, evet. Demiyor. Evet. Ve ben şunu da söylüyorum. Mesela şu anda CHP olsaydı şimdiki iktidarın yaptıklarının hiçbirini yapmazdı. Geçmişte söyleyip de tutturduklarınız var mı mesela böyle birkaç tane öyle size bak, göre mesela. Önemli ben şey geçen de geçmişte şunları söyledim, şey söyledim ve bunlar oldu. İsmail Bey, CHP iktidarda olsaydı bugün yapılanların hiçbirisini yani yapamazdı. Yani Erdoğan çok önemli hamleler yapıyor diyor Cem Bey. Siz belki bilmiyorum geliyor mu oradan ses? Geliyor. He? Geliyor. Hiç duymuş muydunuz böyle? Bakın CHP üzerine doktora niteliğinde kitaplar yazmış Nazım Bey. Niye doktora niteliğinde dedim? Çünkü elimde de bir kitap var. Doktora tezi dedim. Master tezi. Özür dilerim. Master tezi. Mesela Demokrat Parti'nin gençlik politikaları ve gençlik teşkilatları diye İsmail Öz'ün kitabı elimde. Nereden çıkmış diye baktım ama gözlük olmayınca okuyamıyorum o kitabı. C planı yayınları diye bir yerden çıktı. Buyurun Cem Bey. Nereden başlayayım? Nereden isterseniz. Hayır, 4. Dünya Savaşı'ndan mı? Suriye'den mi? Türkiye'den mi? Hayır, dedi ki en son cümle önemliydi. CHP iktidarda olsaydı bugün Erdoğan'ın bölgede, Türkiye'de, küresel dünyada yaptığı oyunu sergileyemezdi dedi. Doğru. Siz ise diyorsunuz ki Erdoğan Türkiye'yi hem siyasi bakımından hem ekonomik bakımından krize sürüklemiştir. Şimdi buyurun. Evet. Yani nereden girmek istersiniz? Beyefendinin dediği cümle doğru. Hı. Çünkü CHP herhalde ben
Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım demezdi. Çıkıp da miting meydanında. Veya CHP 2002'de Kılıçdaroğlu veya Baykal herhangi birisi hiçbir seçilmiş sıfatı yokken gidip Beyaz Saray'da George Bush'la gizli bir görüşme yapmazdı. Gizli değildi o, açıktı. Hayır, ne görüşüldü orada? Açıksa? Hayır, kayıtlarda ya. Var mı? Hayır. Muhakkak ya vardır. Resmi bir görüşme, resmi bir kişiliği olmadığını zaten baştan söylüyorsunuz. Niye kayıtlara geçsin? Cumhurbaşkanı değil, başbakan değil. Amerikan devlet başkanı görüşü, onun resmi sıfatı var. Amerikan devlet başkanının tabii ki resmi sıfatı orada var. Orada ne konuşuldu mesela? Hayır, onu siz Amerikan arşivinden bakabilirsiniz. Peki, ama Tayyip Erdoğan oraya gizli saklı gitmedi. 10 gün süren bir seyahat için gitti. Üniversitelerde, think tank kuruluşlarında, partilerde, üniversitelerde en nihayet senatoda konuştu ve başkanla konuştu. Bunlar gizli saklı, sonra döndü. Sırlı şeyler falan değil. Sonra döndü, bir sene sonra ben Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım. Hayır efendim, 4 sene sonra idi bu. 1 sene sonra değildi. Tam 4 sene sonra. Nereye gelmeye çalışıyorsunuz? Ha, demek istedi ya, dedi efendim, ya da demedi. Bakın, peki şu anda mesela tuzağı. Amerika'ya biat etmiş bir Erdoğan var mı? Böyle bakın, bir şey mi var? Bakın, Orta yani... Doğu'da bu bölgede değişebilecek gerçekler var, değişmeyecek gerçekler var. Değişmeyecek gerçeklerden bir tanesi İsrail'in güvenliği. Amerika Birleşik ana Devletleri siyasetin ana politikadır. Ana politikadır, hiç değişmez. O zaman herkes bütün Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler bu politikayı baz alarak kendilerine hiç şüphe yok. Politika belirlemeleri gerekirdi. Bugün tarihten silinen bölgedeki liderlere bakarsanız hepsi İsrail'i haritadan silmeye and içmiş, bunu hedef koymuş ülkeler. Kaddafi, doğru. Radikaller, tabii. Saddam, doğru mu? Bir İran kaldı. Ürdün'e sataşan bulaşan var mı? Yok. Adam çünkü tamam ağamsın diyor. Sisi'ye bulaşan ben var mı? Yok. Sisi'ye bulaşan yok. Yok. Mursi o yola giriyordu. Bak hemen kafasını aldılar, attılar. Tabii. Tamam. Tabii. Bu gerçekler çerçevesinde siyaset belirleyeceksiniz. Burada aynı yerde bakıyoruz. Evet. Tamam. İkincisi yine değişmeyecek bir gerçek maalesef. Ama Erdoğan kafa tutuyor ama. Tutuyor. Tutuyor evet, mu? Tutuyor. Bilmiyorum. Bakalım mesela İsrail'e yaptığımız ticarete, hı hı, sattığımız petrole falan tutuyor gibi mi yoksa miş arka gibi. Arka tarafta belki ticari faaliyetler yürüyor olabilir ama ana evet, politikada mesela yıllarca İsrail'e mesela daha sonra İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini tekrar geliştirmek için ben, ne taklalar attığına o da önemli yani. Ben bir şey soruyorum. O da önemli. Onu da yani görelim. Bizim mesela Filistin devletine yani gönderdiklerimiz nerenin hanesine yazılıyor? Bizim hanemiz. Hayır öyle değil. Yani İsrail'le yaptığımız ticaret hacmi. Tabii yani, mecbur oradan giriyor. Gümrük onun. Onu bilmiyorum. İsrail gümrüğü. İsrail gümrüğü. O kadar mal mı? İsrail gümrüğü. Ne kadar gidiyor hem de? O yardım kuruluşlarından şuradan buradan neler gidiyor yani? Peki. İsrail'le ticaret yapmıyoruz peki. Yapabiliriz. Tabii ki yapıyoruz. Yapmıyoruz demiyoruz. Onu diyorum kardeşim. Ama Filistin'i dişine katacaksınız. Öyle bakacaksınız yani. Onu diyor. Kulp bulma değil. Affedersiniz ama bakın. Kulp bulma değil. Şimdi şu. Amerika ile uzlaştığımız noktalar var, çatıştığımız noktalar var. Örnek, Rusya'yla çok iyiyiz değil mi? Kırım'da işgal var diyoruz. Bitirebilirsem. Gürcistan'ı işgal var parçaladı diyoruz. Yani dolayısıyla. Suriye'de %104'üşüyor yani muyuz yani bir kere? Tek yönlü mutabakat olmadığı gibi tek yönlü bir şey de yok. Konu bazı. Onlarda İran'da da işgal var İran'da falan da, diyorlar. Evet, İran'da da aynı şekilde. Yani İran'da, ilişkiler böyle. İran'da petrol, doğalgaz alıyoruz ama her şey bir tarafta da Irak'ta da çatışıyoruz. Şu ikinci gerçeğe de geliyoruz. Suriye'de de çatışıyoruz. Suriye'de de çatışıyoruz, Yemen'de de çatışıyoruz. Dinlemek isterseniz eğer dinliyoruz, İsrail'in dinliyoruz. Uzun yıllardır bu Büyük Orta Doğu Projesi de bunun bir parçasıdır. Ilımlı İslam Projesi. Tayyip Erdoğan onu fark ettiği anda zaten olay bitti. Tayyip Erdoğan orada ilerlemedi ki yani. Bağımsız bir Kürdistan'ın olay kurulmasını bitti. Destekleriz diyen İsrailli siyasetçiler var. Bugün Suriye'de, Irak'ta yaşananlar 30 yıldır bu. Çünkü İsrail kendi güvenliği için iki şey yapıyor. Bölgede Arap olmayan bir ülke daha oluşsun o radikal şeyleri bölerek ülkeleri Suriye'de Esad'ı ve Irak'ta Saddam'ı. Zaten biliyorsunuz bölge zaten yapıyor, ana politikadır. Divide and conquer yani böl ve yönet. Bu yani kadar. Elinde sonunda bağımsız bir Kürdistan için uğraşıyor. Amerika'nın bu bölgedeki politikaları İsrail tarafından bence dikte edilir. Kesinlikle. Amerikan bürokrasisi, Washington bürokrasisi
ilişkiler bürokrasisinde Yahudi asıllı Amerikalılar çok büyük parası, söz doları tabi. Bu coğrafyada radikalizmi önlemek için önce Türkiye'yi bir model ülke olarak, Erdoğan'ı da model bir lider olarak. Çünkü Türkiye'nin iyi kötü bir demokrasi kültürü var İslam ülkeleri arasında. Bir seçim kültürü var. İşte Menderes darbeler var ama kör topalda toparlıyor ondan sonra. İşte Demirel gelmiş, Ecevit gitmiş, Baykal gelmiş, İnönü gitmiş, Çiller falan filan. Ve barışçıl bir şekilde iktidarlar seçimle değişmiş Türkiye'de. Bunu da Arap dünyasına örnek olarak gösterirsek, bu radikalizmi Orta Doğu'da biraz törpüleriz zihniyetle. Bakın Cem Bey, buraya bir ilave yapabilir miyim? Orta Doğu'da bir radikalizm yok. Orta Doğu'da bir despotizm var. Despotizm. Yani İsrail'le ilişkin dediniz ki mesela Kaddafi düşmanı. Neyin düşmanı yaptı ya? Kaddafi kendi halkını katletmiş. Manyağın tekiydi ya. Saddam kendi halkını kimyasal silahlarla cezaevlerinde perişan etmiş bir adamdı. İsrail'e dost gözle bakan. Bakın dost gözle bakmıyordu. Ben iç politikasından bahsetmiyorum. Bakın, iç politikası ayrı bir şey. Bakın ben size şunu söyleyeyim. İsrail'e düşmanlık söylemdeydi. Asıl düşmanlıkları kendi halklarınaydı. Bakın şu anda bakın. İçeriği konsolide etmek için İsrail'in baba Esed ve oğul Esed'in Suriye'de katletmiş olduğu insan sayısı, evet, İsrail'in şu 70 senede katletmiş olduğu Müslüman sayısının 10 mislidir. Evet. Dolayısıyla Saddam'ı Saddam yapan kim? Bunlar ezber şeyler lütfen. Amerika Büyük değil Orta Doğu projesi, carttı, curttı, ılımlı İslam filan. Bunlar masal şeyler. Masal. Evet, aynen masal. Hiçbir gerçekliği yok. O zaman bu haritada masal. O haritada masal. Neden? Ben söyleyeyim müsaade. Condoleezza Rice'ın 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz demesi de masal. Condoleezza Rice'da, benim söylediğim her şey masal. Condoleezza Rice'da, Condoleezza Rice'ın planı da plan. Tarihe gündeli çok oldu. Nereden biliyor ona musunuz? Bakın, siz takip etmiyor olabilirsiniz. Condoleezza Rice bu konuşmayı yaptığında, bu açıklamayı yaptığında, bunun arkasından Obama Mısır'da, Kahire'de opera binasında konuşma yapıp da şudur budur falan dediğinde 3 ay sonra Gazze'de yapılan seçimlerde Hamas seçimi kazandı. El-Fetih kaybetti. Anlaşıldı ki İslam dünyasında demokrasi, ılımlı İslam, şu bu falan filan geçmez. Sandığı ortaya koyduğunuzda İslamcılar kazanacaktır. Despotizm kaybedecektir. Bakın ne oldu? Mısır'daki darbenin arkasında Amerika vardır, Avrupa Birliği vardır. Evet. Sadece Körfez ülkeleri yoktur. Niçin Körfez ülkeleri bu destekledi? Çünkü eğer İhvan ya da İhvan gibi sandık yoluyla iktidara gelme yolunun Mısır'da önü açılırsa bu iş Ürdün'de olacaktır. Abdullah yerinde durabilir mi? Esed yerinde durabilir mi? Saddam yerinde durabilir mi? Kuveyt'te ya da bir takım yerlerde insanlar yerlerinde durabilir mi? Onun için Sisi'nin önüne kırmızı halılar seriliyor. Onun için Putin arabaya bindiği zaman özel şoförü gibi yanında Sisi'yi geziyor. Efendim bunları görmezden gelerek. Efendim yok Condoleezza Rice demiş gibi. Condoleezza Rice ne dersin desin. Hiçbir önemi yok. Ekonomiden ben, tutun kelimesi kelimesine olmasa bile anlam olarak mealen aynı şeyleri bakın, söylüyoruz beyefendi. Bakın aynı sonuca gitmiyoruz. Bakın, için, her bakın size itiraz etmek için değil. Öyle aynı yere gitmiyoruz. Sizin teziniz bana göre klasik, affedersiniz çok sizi tenzih ediyorum şahsen, ama klasik Kemalist tezlerdir. Çıktığınız yer orası. Değilim ki. Biliyorum Kemalist olmadığınızı canım. Ben diyorum ki bakın sizin şahsınızı tenzih ediyorum. Fakat kafa ve mantık olarak maalesef klasik Kemalist. Nedir o? Kemalist. İşte tam da budur. Yani AKP'yi... Değil canım, değil biliyorum. Ne canım. O zaman? Liberal canım. Ben liberal mi ya? Liberal canım. Liberal demokrat ama... Mustafa Kemal'in demokrat hedeflerinden şaşmam. O ayrı evet mesele. İşte ama ne oldu? Türkiye'de liberal de olsanız Kemalizme biat edersiniz. Kemalizm diye bir ideoloji yok zaten. Yok, nasıl yok canım? Yok efendim. Nasıl hani yok? Dünyada bir tane öğretilen şey mi var? Üniversite kürsüsü mü var Kemalizm diye? Üniversite ders mi var? Kürsüsü olmasına gerek yok. Kemal'de resmi Mustafa bir ideoloji Kemal, var. Anayasayı var. Hedefleri var. Bakın, ben de onlara %100 katılıyorum. Değişilmez ve değişilmez kanunları belirleyen bir anayasa var. Kemal koymadı onu. Ya Mustafa Kemal'in zamanında zaten anayasamı işliyordu. Su istimal edenler koydu. Ya yapmayın. Öyle tabii. Ne su istimali ya? 27 sene tek parti geçmiş burada ya. Ömrü hayatında hiçbir muhalefet partisine nefes aldırmamış bir liderden bahsediyor. Hem liberalsiniz hem de muhalefette nefes aldırmamış, gazete yayınlatmamış, gazeteci tutuklatmış bir adamı ilkelerini benimserim diyorsunuz. Bu nasıl liberalizm? Ben anlamadım ki. Hedeflerini benimserim. Hangi hedeflerini?
Hangi hedefi? Çağdaş uygarlık. Bilim, çağdaş bilim. Uygarlık. Çağdaş uygarlık. Efendim şapkayı takacaksın. Suriye'nin bana. Kaçtığı yer çağdaş uygarlık. Hiç öyle bir şey yok. Öyledir. Esed rejimin bahtsızların kaçtığı, Orta Doğu'nun bahtsızlarının kaçtığı her yer çağdaş uygarlıktır. Efendim. Çağdaş uygarlık adalet ve hürriyettir. Efendim. Onun için adalet ve hürriyet. En koyu, en dinci, dindar Müslüman bile Hollanda'ya kaçıyor. Adalet ve hürriyet sizin hedeflerine uyuyorum dediğiniz Mustafa Kemal döneminde halk için geçerli bir ilke değildi. Efendim Mustafa Kemal'le alakalı bir şey değil. Ben hedeften çağdaş uygarlık ne anlıyorsunuz dediniz. Basit bir söylem. Ben de bunu anlıyorum. Gerçeklerle dedim. İlgisi yok onun. Suriyeli nereye kaçıyorsa orası çağdaş uygarlıktır. Bakın Türkiye'de adama iş veriyoruz, aş veriyoruz, vergi almıyoruz, bedava eğitim, çocuk bilmem ne. Adam yine de Ege sahilinden sala biniyor, Yunanistan'a, Avrupa Birliği'ne kapağı atmaya çalışıyor. Neden? Demek ki neden? Ekonomik imkan. Enayi mi adam? Enayi. Maaş veriyorsun, aş, iş, bilmem ne, iş kur, vergi almayacağım, sigorta almayacağım. Tabii, ona rağmen değil. Adam biniyor. Tabii. Canını, çoluğunu, çocuğunu ölüme göze alarak olabilir. Ege'nin ne demek nasıl olabilir? Ya, olabilir bu nasıl ya. Olabilir? Hayır, Suriye'nin kaçtığı her yer demokrasi diyorsunuz ya. Mesela Irak'a da kaçıyorlar, Lübnan'a da kaçıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Oralarda öyle gidiyorsunuz. Evet, en yakın kalıcı onlar mı da, kaçıyorlar? Hayır, onlar da mı? Siz canını kurtarmak için neresini bulursa oraya kaçıyor. Ha, adam orada demokrasi de ondan orayı da kaçıyor. Demokrasinin beşiği görüyorsunuz değil mi orayı? Yoksa kelle gidecek Suriye'de. Hayır, oralarda neyse. Görüyor musunuz öyle? Kaçtığı her yer dediniz ya. Nereden öyle giriyoruz, nereye çıkıyoruz? Kelle gidecek. Hayır ama dediniz ki onların kaçtığı her yer demokrasi. Onlar da demokrasi mi? Ama size göre. Suriye'deki Baas rejimini de Fransa'nın inşa ettiğini inkar ederseniz. Nasıl? Suriye'deki Baas rejiminde Fransa'nın inşa ettiğini inkar ederseniz inkar hiçbir şey olmaz. O, yok, yani Cezayir'de yaptıkları onlar, ortada evet, değil mi? Evet. Fas'ta yaptıkları ortada değil mi? Tunus'ta yaptıkları onlar ortada değil mi? Bunlar apayrı konular. Apayrı değil. Biz Suriye, Irak, Avrupa Birliği politikasını bahsediyorduk. Avrupa Birliği. Siz Fransa'nın Cezayir'de yaptığına geldin. Tamam da öyle bütün bu işler. Öyle şey olur mu? Avrupa kendi içinde demokrasi. Zihniyet takip efendim, ettiğinizde İslam dünyasında despotizm zaten. Ve diktatörlük, cuntacılık ihraç edecek. Var mı öyle üç kefte 25'te? Oluyor öyle. Hangi demokrasi? Olmaz çünkü efendim öyle şey. Hayır efendim. Olmaz öyle şey. Hiç politikayla, uluslararası politika. Olmaz efendim. Bunun adı sömürgeciliktir. Bunun adı emperyalizmdir. Ve siz sömürgeciliği, emperyalizmi aklamaya, paklamaya çalışırsanız çok çok ayıp etmiş olursunuz. Bakın hukuki ve ahlaki bu var. Demiş yani dönüş Cem Bey şimdi orada bir şey söyledi ama. Bakın. O apayrı konu. Efendim ayrı konu onu. Değil. Tam hayır. Tam içinde bu. Mesela yok, şimdi siz radikalizm diye bir şeyden siz bahsettiniz ya. Adamın ne ihtiyacı var şeye? Neye? Irak'ın petrolüne. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı oldu zaten adam. Kim? Amerika. Yani emperyalist Amerika geldi ya Irak'a falan filan. Yetmiyor. Ben buradan girdim konuya. İsrail'in güvenliği değil. Yani oradaki petrole ihtiyacı yok. Üçüncü noktaya da geleyim. Hayır yok. Ona da katılmıyorum. Üçüncü noktaya geleyim. Üçüncü noktaya geleyim. İsrail Amerika'yı yönetmiyor. Amerika İsrail'i yönetiyor. Hayır, ve bölge politikaları açısından bakıldığında ya İsrail ile Amerika kıyas edilebilir mi ya? Neyi kıyas edeceksiniz? Peki niçin Amerika? Zorla orada insanları tutuyorlar ya. Zorla tutuyorlar ya. Nerede? Yani bildiğiniz İsrail. Şu anda İsrail'de Hasidik ya da benzeri Ortodoks teşkilatlar tamamen devleti ele geçirmeye dönük, bürokrasiyi, efendim siyaseti, kültürü ele geçirmeye dönük atak yapmış durumda. Binlerce seküler, laik insan da Avrupa'ya, Amerika'ya gitmenin yolu. İsrail'den. Evet. İşte burada da oldu. Aynen. Fethullahçılar devleti ele geçirmeye. Oluyor böyle şeyler Orta ama Doğu'da. Işte yani şunu demek istiyorum ben. Söylediğiniz aynı gibi Amerika, yaşadık. Amerika efendim İsrail'in kuklası değil. Amerika bölgede ileri bir karakol olarak Batı ile birlikte İsrail'i inşa etmiştir. Hikaye bundan ne başladı? İngilizlerin başladı tabii. Aynı şeyi söylüyor. İsrail'in güvenliği Amerika'nın birinci önceliği. Peki niye anlaşamıyorsunuz? Bilmiyorum ki ben anlamıyorum ki ben. Hem aynı şeyi söyleyip farklı cümlelerle. Üçüncü bir unsur daha var. Değişmeyecek. Bazı ana noktalarda şey ortamda. Bölge geldiğinde bölge dış politikasıyla ilgili. Her şey aynı olmuyor. Üçüncüsü de Avrupa'nın enerji ihtiyacıdır. Beyefendinin de değindiği Doğu Akdeniz'deki gaz kaynakları şimdi yeni gündeme geldi. Dördüncü bir gerçek daha var. O zaman Amerika'nın ona da ihtiyacı olmaması lazım. Beyefendi bir cümlemi bitireyim. Amerika'nın ona da ihtiyacı olmaması lazım. Neye? Demin petrol ihtiyacı. Avrupa'nın var diyorum. Amerika da geliyor. Gözünüzle mesela. Dinlemeyin. Ama Amerika da var orada. Ya Amerika sondaja geldi adam. Pay alacak oradan doğru. Niye geldi? Amerika dünyanın bu sene en büyük doğal gaz ve petrol ihracatçısı oldu. Bunu kimse inkar etmiyor da. Tamam. Oradaki iddiasından. Avrupa'ya gidiyor. Bu gaz kime gidecek? Amerika'nın derdi o. Amerika'nın ihtiyacı yok o gaza.
Avrupa'daki müttefiğine mi gidecek? Doğuya, Çin'e, oraya, buraya mı gidecek? Bütün kavgası Amerika'nın. Bakın, bence şimdi, bu gerçekleri ben olsam Türk, bir dakika, ülkeyi yönetimde bir fikir sorarlarsa ben derim ki arkadaş, bu dört gerçek çerçevesinde stratejik pozisyonumuzu belirleyelim. Bakın, olay bu. Ben bunu anlatıyorum ya. Cem Bey, majör faktörler var mesela. Bu majör faktörlerden bir tanesi ve en temeli bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal duygularıdır. Anlatabiliyor muyum? O emperyal duyguların içerisinde artı ürüne sahip olma, Amerika'nın herkesten daha fazla bunlara ihtiyacı var. İsmail, en çok enerji Amerika'nın ihtiyacı var. En çok insan kaynağına Amerika'nın ihtiyacı var. Dolayısıyla hiç onlardan bağımsız olmasına imkan yok. İsmail Bey, hiç şunun üzerine gitmediniz. Evet. Bütün bu anlattıklarınız çerçevesinde ilk başta söylediğiniz cümle, yani Erdoğan'ı seçimle gönderemezsiniz, sandıkla gönderemezsiniz. Çünkü yani tekrar etmedi yani. Ben sordum yani. Hiç kimse de zihninin arka tarafındakini yani, tekrar etmedi. Doldururum yani. Ya bir dakika izin verin abi ya. Tamam, verelim izni de, çünkü şu. Gönderemezsiniz. Yani Amerika'nın bu bölgede bir sürü hayaller var. Bırakın Amerika'yı falan. Gönderemezsiniz. Amerika'nın projesi, Amerika'nın kuklası mı Türkiye? Onu mu diyorsunuz? Hayır, soruyorum. Hayır, ben size söylüyorum. Nedenini söyleyeyim. Neden gönderemezsiniz? Hı hı. 800 milyar liralık vergi gelirinin nereye harcanacağı AK Parti Genel Başkanı'nın iki dudağının arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi AK Parti Genel Başkanı'nın iki dudağının arasındadır. Bu söylem, yüksek yargıya kimlerin yanlış, atanacağı yanlış. AK Parti'nin Genel Başkanı'nın iki yanlış dudağının arasındadır. Yanlış bir seçim söylem. Döneminde devletin bütün kaynakları yanlış bir söylem. AK Parti Genel Başkanı'nın emrindedir. Yanlış bütün bir söylem. Bütün kurumlar, RTÜ, TRT'si, yargısı, hepsi AK Parti Genel yanlış. Başkanı'nın iki dudağının arasındadır. Yanlış bir söylem bu. Erdoğan bu nedenle seçim kaybetmez. Yanlış. Eşyanın tabiatına aykırı. Kaybederse çağırır. O zaman niye ittifaklar, çabalar bunlar niye oluyor? Şimdi bakın, bizim ortaya koymamız gereken bir şey var. Diyeceğiz ki ya kardeşim, biz başkanlık sistemi dediğimiz şeyi yanlış buluyoruz. Partili cumhurbaşkanı dediğimiz sistemi yanlış buluyoruz. Bunu konuşursak eyvallah. Bunu konuşursak ben eyvallah. Ben bu kanalda çok konuştum onu. Ya tamam, ben başkanlık sistemini programına alan ilk partinin genel başkanlığını yaptım. Bunun bir önemi yok yani, bir ispata girişmeyin. Şunu söylemek istiyorum. Nasıl bir başkanlık? Tayyip Erdoğan bu kararı verirken AK Parti genel başkanı sıfatıyla değil, AK Parti genel başkanı sıfatıyla girmiş olduğu ve kazanmış olduğu cumhurbaşkanlığı makamı adına alıyor bu kararı. Ha, siz şunu diyebilirsiniz. Taraflı cumhurbaşkanı, tarafsız cumhurbaşkanı. Ya Allah'ını seversen Ahmet Necdet Sezer neyin tarafsızıydı ya? Süleyman Demirel ben neyin tarafsızıydı? Koskoca bir riyakarlıktan kurtulduk ya. Koskoyatro mu oynansın? Koskoca bir riyakarlıktan kurtulduk. Benim kayıtlarda bir sözüm var. Bir genel başkana çarşamba günü partisinin kongresini yaptırıp perşembe günü cumhurbaşkanlığı yemini ettiriyorsanız bu kişiden tarafsızlık beklemeniz yani, abes olur. Bakın, bu tamam. Bakın, Tayyip Erdoğan hizmette taraflı olmak zorundadır. Niyet olarak değil. Abi yok. Eski Yunan'dan Trump beri demokrasinin mı? İlkesi kuvvetlerin ayrımı, birbirinin denetlenmesi, dengelenmesidir. Tamam. Trump'ın ben başkanım buna karar verdim dediğine Amerika'nın kasabasındaki federal mahkeme yargıcı yürütmeni durdurdum diyebiliyor. Başkanlık sistemi budur. Tamam. Budur. Tamam. Trump 10 takla atıyor bir tane anayasa mahkemesine yargıç atayabilmek için. Ahmet, seni ben yargıç şey yaptım. Onay monay yok. Seni bakan yaptım. Onu buna yaptım. Bunu rektör yaptım. Bunu yargıtaya atadım. Bunu böyle bir şey, böyle bir sistem. Başkanlık sistemi denmez. Ha, bak bunu konuşalım. Konuşalım. Başkanlık sistemi böyle mi olur? Böyle olursa denge sistemi ortaya konulabilir mi? Denetim sistemi ortaya konulabilir mi? Güçler ayrılığı sistemi ortaya konulabilir mi? Bak. Konulamaz. Şimdi bak. Bunu konuşalım. Onun için de Erdoğan seçim ya, kaybetmez. Bak bir saniye bak. Alt şey bu. Bir saniye Cem Bey, bak çok acele ediyorsunuz ve yani çok duygusal ve agresif davranınca işler birbirine karışıyor. Bak ben diyorum ki sakin olalım. Makul mantıklı konuşalım. Evet, eleştiriyoruz. Tek elde toplanması yanlış bir şeydir.
tek kişinin atama yapması yanlış bir şeydir. Rütük'ten bilmem neye kadar yanlış bir şeydir. Ama bak bunu ama eğer halk şey diyor, dakika, istediği yere kullanarak, halk oyuna bir dakika diyor, hayır bak sandığı, ben ona itiraz ediyorum. Bir dakika, eder bir dakika diyor ona itiraz ediyorum. Sandığın güvenliği olmaz ona itiraz diyor ama. Ediyorum. Bir dakika ona itiraz ediyorum. Ya ama bunlar da kanunda kimin ne kadar uyu atacağını yapacağı belli ya. Bunlar yani efendim, muhalefetin de orada temsilcileri var ya. Bak adı taraflı olan yani bir olayı... cumhurbaşkanlığı sistemi istiyorsunuz. Onları yoksa adı, sanı, adresi, ideolojisi, kimliği belli her şeyin açıktan oynandığı bir sistem mi razısınız? Toplum dedi ki biz %52 ile bilip bunu kabul ediyoruz dedi. Bunu kabul ediyoruz dedi. Evet. Yani toplum bunu kabul YSK'nın etti. YSK'nın aniden yani mühürsüz pusulalar da geçerlidir yok, yok. Diye o, eğer kanun kişi, yaptığı seçim eğer siz sonucu kişi, evet. Efendim trafoya girmiş kediyle filan izah edelim derseniz bu iş böyle devam olmasın, eder. Olmasın. Niye yapıyorlar öyle? Neden yapıyorlar bunları? Bakın Cem niye Bey, ceryanı kesip Cem Bey, Türk milletiyle alay eder gibi hem de bakan. Cem Bey bakın. Tarafaya kedi girmiş. Ha Cem Bey. Ha. Cem Bey. Bu olmaz ya. Cem bunu niye eleştirmiyorsunuz? Cem Bey mühürsüz. İşte onu eleştiriyorum Cem ben onu söylüyorum bakın, ama. Bu ülkede seçimler, bu ülkede seçimler nasıl yapılıyor? Seçim sandığının başında kim var? Hani mühür onlar gerçi filigranlıydı da seçim sandığının başında kimler var? Yani sadece AK Partili adamlar mı duruyor onun başında? Onun için adil seçimler. Niye? Bütün ben kendim biliyorum ya gidip takip ediyorum yani. Gördük seçim dedim. Sandığının başında her partinin adamı var. Yani bütün onların gözünün önünde adamlar getirip de kendi zarflarını mı koydular oraya da sandığa onları attılar? Mühürsüz pusulalar. Onları mı attılar? Niçin? Bakın niçin oraya mühürsüz? Sığdırarak, oraya indirerek oradaki mesela bütün partilerin sandık temsilcilerini, müşahitlerini hepsini töhmet altına bırakıyorsunuz biliyor musunuz? Hepsi ben AK Parti'ye soruyorum. O zaman hepsi AK kim, Parti'ye çalışmışlar. Danışıklı dövüş yapmışlar. Bakın onlar hepsi danışıklı dövüş yapmışlar. Bütün partilerin temsilcileri tutmuşlar AK Parti'nin gönderdiği oylara atmışlar. Bu yolla, bu yöntemle, böyle bir mantık bu olur mu ya? Metoduyla. Ben sorumu soruyorum ortaya. Böyle bir mantık neden? Olur mu? Neden? Ben de ya neden? Sizin dedi, tamam, yani ben, sizin dediğinize dakika, göre bu ülkede bunlar ben nasıl görüyorsunuz ben görmüyorum yani. LDP değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum. Liberal Demokrat Parti. Liberal Demokrat evet. Parti. Ne zaman kuruldu? 1994. 94. 25. yılı, çeyrek asır. En yüksek oy aldığı seçim. Aa oradan vuracaksınız güzel. Vuracak mı? Sözü niye vuracağım ya? Sözü kalmayan oraya gelir niye zaten. Vuracağım? bunu biliyor musunuz? Twitter'da aslında demin parti 15 yaşında çocuklar yapıyor. Hayır niye vuracağım size? Şundan dolayı soracağım. Bakın anlatıyorum. 0.45 Besim Tibuk'un zamanında alındı en yüksek oy. %0.5. Hı-hı. Benim dönemimde de o 1/1000'e düştü. Ha, ben de bununla gurur duyuyorum. Düşürdüm. Evet, düşürdüm. Düşürmek için mi gittiniz de gurur duyuyorsunuz? Evet, evet, evet. Şimdi şunu ben şunu DSP'nin, ha. Demokrat Parti'nin, Anavatan Partisi'nin, ha. Saadet Partisi'nin, Erbakan'ın, Ecevit'in, Baykal'ın, efendim Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın kurdukları partilerin tarihten silindiği bir dönemde bu ülkede siyaset yapmaya çalıştım. Ve bu topluma da hata etmişim, 20 senemi verdim, 23 senemi verdim bu işe. Bu topluma da liberal demokrasinin 3 ilkesini öncelik yapsın diye elimde çantayla üniversitelere, sivil topluma, il il, ilçe ilçe gezdim. Yani bu bir özgürlüğün, bir dakika bir saniye kardeşim cümlemi bitireyim. Liberal demokrasi hak etmiyor o bir, zaman. Bir özgürlüğünüze sahip çıkın, bir de başkasının özgürlüğüne de sahip çıkın sizin gibi düşünmeyenlerin. Hukuk devleti olsun. Hakim önüne gittiğinizde ben şu partidenim bu partidenim endişesini duymayın. Üç, şahsiyet olun. Kimseye kul köle olmayın. Ben bu üç şeyi Türk milletine, gençlere sonradan da baktım Türk milletinden olmuyor. Bunu güzel anlatamıyorum. Olmuyor, üniversitelerde gençlere anlatmaya çalıştım. Evet. Ha 1/5 verdiyse Türk milleti buna hey hayat onların. Şimdi burada oturursunuz patlıcan biberle başlarsınız programa. Ondan sonra yıkılan, siz hiç Almanya'da, Finlandiya'da, İsveç'te yıkılan bina durduk yerde duydunuz mu? Ama burada olur. Niye? Dünyada Amerika'da Allah'tan rahmet dileriz dersin. Böyle gider. Hiç Almanya'da falan oralarda hiç olmuyor bu tip şeyler değil mi yani? Bulun, hiç olmaz yani. Onların binaları hep böyle garantili.
Hiç evet. olmuyor. Dünyayı biz bilmiyoruz. Gözümüz evet. kör. Evet. Keşke olmasın. Bak, bunlara Mercedes kullanıyor. Bunlara kimse rıza göstermez. Mercedes bakın, kullanıyor hepsini. Bunlara kimse rıza göstermez. Asla böyle bir şeye rıza göstermez. Kim ceza orada evet. cezalanacaksa ben bunu yapmaya onlara çalıştım. İzin verenlerin sorunuzun cevabı lazım. Binde beşe kadar düştü. Ama bu dünyada bir yerde olmuyor demeyin. Binde beşe kadar düştü. Buyurun yani, buradan nereye her gideceksiniz? Yerde aldım, aldığımız oyu söyleyelim size. Her yerde olabiliyor. Ya şimdi bir şey anlatıyorsunuz. Evet. Siz bir partinin genel başkanlığını yaptınız. Yaptım, doğru. Şimdi de yarın da yapabilirsiniz. Ben de bir seçmenim. Aman tövbe. Cembe'ye oy verir miyim diye düşünüyorum. Yok, vermez. Hep bardağın boş tarafını sürekli bize göstermenin gayreti içerisinde oluyor. Bize verdiler demokrat, ben, vermediler antidemokrat. Ben mesela biraz önce Nazım Bey'e o kadar kendinizi anlatamamışsınız de bulundum. Demek. Ama Nazım Bey o kadar güzel bir öz eleştiri yaptı ki. Evet. Yani bugün dedi Erdoğan'ın yaptıklarını CHP yapamaz dedi. Bakın şimdi bir özel eleştiride bulundu. Doğru, ben de yapamaz dedim. Anladım da sizin gördüğünüz, sizin gördüğünüz taraf, siz şimdi Washington'ın... Onun gördüğü taraftan mı anladın? Hayır, Washington'ın, Tel Aviv'in, Brüksel'in, Paris'in, Berlin'in tezlerini anlatıyorsunuz bize. Evet. Yani hiç evet. yerli ve milli... Oradan başladı beyefendi bu olay. Nereden? Söyledik ya, İsrail'in güvenliği. İsrail, tamam. İsrail'in güvenliğini mi Yahudi asıllı... Ya sordunuz neden başladı? Ben hayır de... anladım da sizin evet. için öncelik nedir? Siz İsrail'in güvenliğinin benim önemli için, olduğunu... Benim için öncelik ülkemin önemli? Refahıdır. Benim için öncelik hı-hı. durduğu yerde deprem meprem yokken yıkılmayan binalardır. Hı-hı. Yağmurda raydan çıkıp devrilmeyen trenlerdir. İddianamesiz 450 gün hapiste tutulmayan, neyle suçlandığını bilmeyen insanlardır. Hı hı. Benim önceliğim budur. Benim önceliğim milattan sonra 2019'da dünyanın 17. olduğunu iddia eden bir dakika ya. Benim önceliğim bir cümlemi bitirmedi ama. Benim önceliğim de bu tamam. ülkeye uçaklarla saldırıp da bombayı milletin başına yağdırmamaya insanlar olmasıdır. Sorduklarında tamam siz anlatırsınız. Tamam. Ben kendi önceliğimi anlatırım, evet. izin vermiyorsunuz. Çünkü işinize gelmeyen şeyler söylüyorum. Çünkü o içeride burada. Tutulan adamların durumunu bir de 15 Temmuz'da da kıyaslayın o zaman. Dünyanın 17. en büyük ekonomisi 4 sene sonra 10.'ya girecek ekonomisinin programını patlıcan biber fiyatıyla açtınız ya. Tarım ülkesi diyorsunuz bir de. Hiç mi yanlış yok? Ondan sonra önceliğin İsrail mi? O ben size söylüyorum. Madde madde sayıyorum önceliklerimi. Yok mu başı yani 16 sene bu ülkeyi yönetmiş bir iktidarın eleştirilecek hiç mi bir yönü hiç yok? Hiç mi ölecek bir tarafı yok? Muhakkak eleştirilecek bir tarafı var. Sorun, bakın, yani. Onu sorun onu söyleyeyim. Yani. Siz, onu sorun onu söyleyeyim. Siz patlıcanla bu hükümeti devirme... Reklam arasında ne dedim? Devlet hastanesinin tuvaleti, muhalefet partisinin belediyesinin tuvaletine giremedim. Devlet hastanesinin tuvaleti 5 yıldızlı otel temizliğindeydi dedim. Yollar yaptı, kabul. Sağlıkta tasarruf yaptı, kabul. Onları sorun, onu da söyleyeyim. Ama patlıcan biber fiyatıyla siz girdiniz. Ben de dedim ki ekonomi siyasete bağlıdır, hukuka bağlıdır. Hukuk devleti olan ülkelerde evet ekonomi inişli çıkışlıdır ama hani dersin ki bir sene sonra çıkarız, iki sene sonra çıkarız. Benim görüşüm bu bir ekonomik kriz değil. Çünkü beyefendi ya, de dedi, beyefendi de dedi, evet. beyefendi de dedi, fabrikalarımız çalışıyor. Bizim ham madde sorunumuz yok ithal etmekte, doğru mu? İhracatımızda bir sorun yok, doğru mu? Peki niye krizdeyiz? Niye dolar çünkü krizi? Dolar 2 ay öncesine git dolar krizini görürsün yani dolar saldırısı. Para harcıyor. İnsan niye para harcamaz? Önünü göremediği için harcamaz. 6 ay sonra benim işim olacak mı olmayacak mı? Fabrika açık mı değil mi? 6 ay sonra zam gelir mi yoksa işten mi çıkarılırım derse bu soruların cevabına göre ekonomiler hızlanır veya yavaşlar. Burada Türk milleti, Türk yatırımcısı önünü göremiyor. Niye? İşte ben de onu iktidara hayır. ve Erdoğan'a bağlıyorum. Niye? Çünkü fabrika ayarlarından çıktı AK Parti, değil mi?
Evet, yani Türkiye çıktı. Yani 2002'den 2013'e kadar gördü Türkiye'de Türk halkı önünü görebildi. Evet. 14'e kadar görebildi. Evet, doğru. Ama 15'ten sonra herkes ne oldu? Söylüyor. Yani siz şunu mu diyorsunuz acaba? Tekrardan ya. Pensilvanya ile AK Parti Erdoğan barışmalı. Ya o konuyu bilmiyorum. Yani niye? Niye bilmiyorsunuz? Niye bileyim ki? Barışmalı, barışır barışmalı. Dost olurken beraber yani yürüdük her biz bu yollarda derken. Kafası bana mı sordunuz? Falan. Öyle mi? Mesela öyle olmayan ben onu anlıyorum. Amerika'nın her dediğine kafasını eğmesi lazım. Ha. Suriye'de mesela hiçbir iddiasının olmaması lazım. Ha. Maduro ile ilgili planlarından vazgeçmesi lazım. Ha. Şöyle falan 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 falan. Şöyle. O zaman bak. Sizin probleminiz kalmıyor galiba. Fransız'ın meselesini biz gördük çok yakın zamanda. Dolar bu ülkede bu ülkeye dolarla hiç saldırılmadı. Hı hı. Mesela bir algı operasyonu bu ülkede hiç yapılmadı. Bizim tüccarlarımız da buna hiç teşne olmadı. Yani mesela, olmadılar yani. Mesela bunlar hiç bu ülkede olmadı bunlar. Mesela ben patlıcan demek. Millet neyin ne olduğunu çok iyi biliyor yani. Patlıcan demeyecekti bu akşam zaten. O yüzden ben dedim patlıcanı yani, Kenan şöyle Bey. Tabii bence bunlar... yani bir defa şöyle bir şey var yani bir ülkenin kendi içinde ekonomik başarısızlık olabilir, eksiklik olabilir ama netice itibariyle yaşadığımız bir problem var. Ama bu problemi SALT mesela Amerika'nın operasyonuna, SALT bilmem neyin operasyonuna bağlamıyoruz zaten. Akla bağlarsak öyle bir şey yapmıyoruz. Bak ben Türkiye'deki işbirlikçilerinin de bunu desteklediğini düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktı. Bakın ama Türkiye'de mesela şöyle, ben diyorum ki bakın Brunson meselesinde Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın elini bak, en fazla Trump'ın hamlesi zayıflatmadı. Bak, bir burada bak bizim önümüze bir şey getiren insanların bak, Türkiye, bu zam operasyonudur en büyük operasyon. Türkiye en büyük operasyon. Bak, hayvancılık noktasında tamam politikalar güncellensin eyvallah. Çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bak girişte söyledim. Şimdi belediye diyor ki belediyeler patlıcan, biber, patates satacak. Ya Allah'ını seversen. Ama dediğinin Türk devlet narh sistemi böyle, geliştiremeyeceği için liberal ekonomide İsmail, bir takım balanslar saniye, koymak bak, durumunda kalıyor. Eğer, çünkü akut bir şey bu. İsmail bir saniye. Seçime gidiyor ve akut bak, bir şey. Eğer, adamın dibine çöküyor yani. Eğer üretim ve burada tüketim. Burada seçimde kazanmak ve kaybetmek diye bir şey var. Üretim ve tüketim, arz ve talep dengesi. Tamam bu belli bir zeminde hükümet, bunun. Siyaset kuramaz ise o zaman bunun çözümü belediyelerin önünde tezgah açıp tabii ki hal yasasını çıkarması lazım. Bakın hal yasasını çıkarıp bunu kalıcı bir zemine taşıması tabii ki gerekiyor. İsmail, bak, fakat bu akut problemi çözmek zorunda İsmail, devlet. Bir millet saniye. Bir şey bekliyor burada. İsmail bak zabıta şey yöntemleriyle ekonomiyi zabıta yöntemi değil oraya bir alternatif koyuyor sadece. Yani, o zaman i̇ster al ister alma. İsmail Bey, Kenan Bey bir şöyle, alternatif koyuyor. İsmail Bey, Kenan yani, Bey şöyle mi diyorsun? Geri geldiğinde yani sistemden gelince kapatır olur. İsmail Bey bir saniye lütfen. Hayvancılığı bu hükümet bitirdi. Tarımı bu hükümet bitirdi. Terörü de bunlar mı getirdi diyorsunuz? Değil, bakın böyle. Ama niye hayvan mesela hibe şeklinde verilen hayvan desteği bilmem ne teşvikler var. Hayır. Türkiye'de bakın, bir şey imar etmek gerekiyor. Hiçbir yerde. Yani ne ki bu? Takdir ederken de, bitirmedi bu ülkede hayvancılık kökünü. Aşırıya gitmemek lazım. Hı hı. Aşırı olduğumuz her şey bizim aleyhimize döner. Hı hı. Yani bizim için, benim için, sizin için, bu toplum için 31 Mart seçimleri önemli. Tabii ben ki. 31 Mart seçimlerini bir ölüm kalım savaşı olarak görmüyorum. Hı hı. Evet Türkiye'nin bir beka sorunu var mıdır? Vardır. Hı hı. Ama beka sorunu belki yarın, belki yarından yakın böyle hiçbir şey yok. Bunu söylediğimiz anda Türkiye'de siyaseti konuşamayız. Hı hı. Siyasetin önü kapatılır. Beka sorunu nedir? Var olma veya yok olma? Böyle değil. Belediye başkanlığı değil. Seçimi. Ben böyle görmüyorum. Böyle görmüyorum. Böyle görmüyorum. Böyle görmediğimi de defalarca yazdım. Anladım. Yine de yazdım. CHP'liler sizin dediğiniz gibi görmüyor. Şimdi işte. Ne var? Onlar söylüyorlar bunun böyle olduğunu. Biz Suriye oradan meselesi, bir dedik açtığında ne yapacağını söylüyorlar. İsmail, İsmail. Bak biz Suriye'de bir çatışma bir tartışma yaşıyoruz. Ama Amerika ile bu, ama bu soruya şimdi cevap verin Kenan Bey. Çünkü niye beka? Yani siz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne HDP PKK destekli bir HDP kazanır ya da HDP görünümlü CHP'li kazanırsa. Evet. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Ya ben seçime götüreceğiz diyor adam ya. Hiçbir şey olmayacak mı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika da, şimdiye da kadar diyeyim, orada o, kargaşa koparacağım ya, ya diyor ben Ankara yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açık açık söylüyorlar. CHP'li bir belediye kazanır. 15 şey Temmuz benzeri bir olayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşı karşıya kalırsa o çöp kamyonlarını. Bir dakika. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi yani tamam bu tür senaryoları düşünelim biz. Hayır, düşünelim tabii yani. Tartışın. Mesela İtirazı Cem Bey yok. Belediye başkanı olursa 15 Temmuz gibi şöyle, bir şey olursa çöp şöyle, kamyonlarını yola şöyle, çıkartır mı? Çıkartır. Ha? Hepsi çıkartır. Çöp kamyonları da çıkartır. Kendisi de çıkar. Ha. Çıkmak durumundadır. Yani mecburiyetindedir. Nasıl kefil oldunuz böyle? Ben kefil olmuyorum. Ben bu partiye niye kefil girin? Olmuyorum. Yoksunuz girin. Özür dilerim. Kefil olmuyorum. Özür dilerim. Normal bir insan olarak bunu yapması gerektiğine inanıyorum ve ümit ediyorum. Hı. Arşivde var. Enver Aysever'in programında var. Hı. Benim sözlerim var. Şöyle diyorum.
elinde belinde silah olan insana ülke yönetimi asla teslim edilemez. Hiç medet ummayın. Hı. Şurada konuşurken birimizde silah olsa tedirgin oluruz. Hı hı. Tamam mı? Ben bu partiye ilk girdiğimde Besim Tibuk'un lafları vardı. Hı hı. Genelkurmay'ı Ankara'nın dışına çıkaracağız. Hı hı. O ordu birlikleri Ankara'da ne arıyor? Hı hı. Tamam mı? Kime karşı neyi savunuyor Ankara'da? Tanklar, toplar, tüfekler. Onları Ankara'nın dışına çıkaracağız diyen bir lideri ben takip ederek bu partiye girdim. Hı. Onun için çıkar mı çıkmaz mı, çöp kamyonu möp kamyonu, bunlar hikaye. Beni oralardan vuramazsınız. Onun başka hani, yerlerden gelin. Niye vurma olarak algıladınız? Hayır hayır. Cem Toker 15 Temmuz'da çöp kamyonu çıkar. Ne yaptınız bunlar mesela 15 Temmuz'da ne yaptınız? Neredeydiniz? Avrupa'daydım. Bir haberiniz var mı? Tatilde. Televizyonda öğrendim. Ha, televizyon. Evet. Hayır yani 15 Temmuz'un olacağından yoksa haberiniz yoktu. O yüzden gitmediniz yani. Espri yapıyor Fatih Bey. Yo, olabilir. Yok yani, şöyle olabilir. Affedersiniz. Ben tekrar buradan çeker giderim yalnız böyle saklarsanız. Yok yok. Espri yaptı da. Hayır, olabilir bozarım. Ama yani. Hayır ama olabilir ya. Niye olmasın? Ne demek yani? Olur? Niye olmasın? Yani ben benim kimim, ne haberim olacak? Niye olmasın yani? Bir olmayabilir. Sizin haberiniz var mıydı? Ben yoktu. Siz neredeydiniz? Ben de yurt dışındaydım. Öyle mi? Sizin haberiniz var mıydı? Yoktu. Ha, iyi. Espri yaptı da gerçekten. Fatih Bey bazen arkadaşlar. Moderatör müsünüz? Ne? Şöyle. Şey, tamamlayayım ben. Bir şeyi tamamlayayım ben. Yani şöyle. Eğer biz zaten siyaseti eleştirmezsek siyasetin önünü de açmayız. Ama bu siyaseti eleştirmek demek, efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya niye havaalanı açıldı, buraya bilmem niye köprü yapıldı tarzındaki bir eleştiri olmayacak. Soracağız. Niçin et fiyatlarımız bu kadar yüksek? Ya bunu sormak ayıp değil. Günah değil ya. Yani bunu dostumuza da sorabiliriz biz. Arkadaşımıza da sorabiliriz. Desteklediğimiz, kendi içinde çalışmıyoruz bir partiye de sorabiliriz ve sormalıyız. Tabii. Çünkü et fiyatı, aynı marketten ben de tabiyorum. Abi olsun yani. Tabii 55 lira olsun. Ben rahatsız değilim demek. Açıkçası öyle yani şey gerçek ki hayatı reddetmek yani demektir. Ben mesela parasının hesabını olmaz bilmeden kazananlardan değilim. Ben de soruyorum yani. Tamam. Niye bu kadar yüksek? Dolayısıyla soru sormakta, eleştirmekte bir beis yok. Tabii ki yani. Ve siyasette zaten bu eleştirileri dinleyerek, o eleştirilere bakarak kendisine bir istikamet çizecektir. Hayır, ben burada ama, bir anormal. Şunu da soruyorum Kenan Bey ben. Her seçimden önce niye bu soğan gündem oluyor? Niye ya, patates bu gündem oluyor? Bu olmuyor sadece şimdi ya. Ben bunu soruyorum. Bakın, bu Fransa'da binlerce köylü, binlerce çiftçi sütleri alır döker. Sütleri aldılar ya. Binlerce değil, on binlerce litre sütü Ramacalar'dan döktüler Paris sokaklarını. Neredeyse sel götürür ya. Kimse bu onlara buraya gıda teröristi falan şey diyor. Değil bunlar ya. Fransa'da onlara terörist diyorlar. Gelelim Yunanistan'a gelelim ya. Binlerce ton domatesi aldılar sokaklara döktüler. İspanya'da yüz binlerce ton portakalı aldılar döktüler. Yani burada bir anormallik kimse görmüyorum ben. Kimse onlara terörist dedi mi? Ve görmemeliyiz. Hesabını vereceksiniz dedi mi? Yani şimdi bunları sürekli böyle bir dış güçlerin oyunu olarak görürsek burada yanlış yaparız. Ben bu komplo teorilerine... Dış güçlerin teorilerine, oyunu olarak değil tabii ki. Evet, komplo teorilerine inanmıyor. Evet, komplo ama kullanabilir. Ama her şey komplo değil. Bakın şöyle yani bu insanlar gayet ticari bir hırsla bir şey yaparken tesir ettikleri şeyin ne olduğunu da kaçıramayız. Yani ben bu adamlar komplo kuruyorlar, Türkiye'yi batıracaklar, hepsi aynı zihniyettedir, böyledir falan, böyle bir şey yok. Ama neticede onların bu ülkede artırdıkları, onların bu ülkede ortaya koydukları bu tablo siyasetin bugünkü paradigmasını etkiliyor mu? Etkiliyor. Etkileyecek ama. Dolayısıyla. Bir dakika. Ha, burada da çiftçi mesela ben burada da iktidar. O zaman ben diyorum ki kardeşim, ben de iktidara diyorum zaten. Diyorum ki kardeşim, yani, affedersin, kalıcı bir sistem kurmak zorundasın İsmail, yani bu ülkede. Bak, demek şöyle, ki bunu manipüle edebiliyorlar. Bir dakika. Biz şöyle bir alan yok. Mesela bu. Yani siyaseti tamamen steril bir alanda bakmıyorum yapacağız. Bakmıyorum zaten. Bir şey yok. Bakmıyorum. Hayır. İktidara gelen icraat yapacak. İktidara gelen icraatlarının eleştirilmesine tahammül edecek. Cevap verecek. Yani neyi yapamıyorsun? Hay bey, neyi yapamıyorsun da bu adamlar bu fiyatı bu kadar yükseltebiliyor? Evet. Evet, yani bunu da soruyorum güzel, yani. Güzel manipüle ediyorlar. Olmaz. Şimdi gidiyoruz efendim zabıtayla market denetliyoruz. Ya bu iş olacak iş mi ya? Petrol fiyatını önce bir konuşalım. Doğalgaz fiyatını konuşalım. Elektrik fiyatını konuşalım. Vergiyi konuşalım. Ondan sonra gidelim zabıtayı gönderelim. Gübreyi ve bunları konuşalım. Görmeden konuşursak bunlar yanlış olur. Evet. Faiz oranlarını Merkez Bankası ne yapıyor? Bunları konuşacağız. İthalat ihracat dengesini nasıl yapıyoruz? Bunları konuşacağız. Bunları konuşmadığımız zaman biz kendi kalemize kısa vadede golü kurtarmış gibi gözüksek bile orta ve uzun zaten olamaz ki o zaman çok gol atarız. Gözü kör bakın, olarak, miyop olarak konulara bakmak zamanında yani yanlışlar yaptı. Erken emeklilik meselesinde yanlışlar yaptı.
Evet. 40 yaşında insan emekli olur mu? Bunu AK Parti yapmadı ki. Yapanlar yaptı. İsmail. AK Parti yaptı diye söylemiyorum. Onu biliyor. Herkes biliyor zaten. Ama, ama Kenan Bey 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin faturasını getirip bugün Erdoğan'a çıkarttığınız zaman da birilerinin de buna cevap vermesi lazım. Hem yerel seçimde hem beka sorunu olarak görmeyeceksiniz. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde küresel aktörlerin, küresel finans kurum ve kuruluşlarının oynadığı oyunları görmeyip burada hayır şey, ya, bakın Nazım Bey bir şey söyleyecek, parmak kaldırıp bir de şu var. Yani mesela şunu söyleyeyim. Ama Nazım tamam. Bey, Nazım Bey söz vereyim. Yapıyorum. Tamam buyurun. Arkadaşlar. Şimdi buyurun hocam. Ne güzel dediniz. Buyurun hocam. Toparlayın. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam bizi televizyonda gösteriyorlar. Yani şu tartışma izleyiciler tarafından Akit TV'yi halen izleyen varsa şu saatlerde, hayır, şu dakikalarda. Hayır, band çekimiydi hocam. Band çekimiydi. Haberiniz yok mu? Bilmiyorum. Ha, band çekimiydi. Şaka yapıyorum ya. Neyse. İzliyorlar ve kendimi onların yerine koyuyorum. İzledikleri şurada 3 kişinin kendi arasında tartışması. Yani sen şunu dedin, haksızsın. Hayır, ben öyle demedim. Ben bunu söylüyorum. Ben haklıyım. Yani olay konunun... Ama benim o izleyicilerden biri de siz olmuşsunuz. Yani. Evet, aynen öyle oldu. Bir şekilde. Evet. Bu kanala evet. Ne zaman gelsem, keşke dahil olup da keşke dahil olup da bu matematiği değiştirseydiniz ama. Olmuyor ki. Kalmasaydınız. Ne zaman gelsem, keşke kum torba. Seviye kazandırsaydınız programa keşke. Vallahi şimdi kumtor, dörde tek, üçe tek burada, ondan sonra gidiyorum hap alıp uyumaya çalışıyorum. Valla kum torbasıyım ben bu kadar. Ama öyle bir şey oldu mu burada? Hakikaten öyle. Yani niye kum torbası olsun? Siz de ılımlı geliyorsunuz o ama. O zaman biz de kum torbası mıyız? Yani siz de, yok. Hakikaten. Niye burada siz yani kendiniz biraz söylemek istediklerinizi söylemiyor ya. Musunuz? Biraz yani, objektif söyleyemiyor olalım musunuz? Ya. Biraz... Gayet net bir şekilde söylüyorsunuz yani. O zaman demek ki karşı kumtuvarda bir kumtuvarda bir oluyoruz şey yani. Ben Cem Bey'e bir şey sorabilirim. Yani. Cem Bey bir ekleyecektiniz ama ya 90'lar mı bugünler mi desem ne dersiniz? 80'ler mi bugünler mi desem ne dersiniz? Ne dersiniz mesela? Yani yaşamışsınızdır değil mi? Tertemiz 2001 mi mesela bugün yani? Otel temizliğinde devlet hastanesi tuvaleti kullandım AK Parti iktidarında. Hı hı. Ana muhalefetin belediyesinin binasındaki tuvalete giremedim. Açtım kapıyı, kapattım, çıktım. Tamam. Ama AK Parti'ye temiz tuvalet için oy vermem. Ben bilinçli bir insan. Sadece tuvalet temizlemiyorlar. Ben demokrasiye, lazım, hukuk devletine o zaman. Oy veririm. Ama, adalete oy veririm. Ama tuvalet o kadar önemlidir ki demokrasiler. Siz, o zaman siz tuvalete oy verin. Ben bu kriterlere oy veririm. Bir eve gittiğinizde de mutfak ve siz, tuvaletin o, temizliğinden anlarsınız. Oy verin. Zaten öyledir yani siz bu işte. Mutfağa tuvalete oy verin. Ben mutfağa tuvalete oy vermiyorum zaten. Oy bak havalimanı da var onu görüyorum. Marmara'yı görüyorum. Tamam. Yolları görüyorum. Bak, demokrasiye oy görüyorum. Demokrasiyi de görüyorum ben. Bir dakika İsmail Bey. Nazım Bey de bekliyor. Hem diyorsunuz ki kum torbasına dönüyorum. Hem ben diyorsunuz ki hukuk devletine oy veririm diyorsunuz. Hem de FETÖ ile ilgili sorduğum sorulara gelince de itiraz ediyorsunuz. Niye? Şundan dolayı soruyorum. Çünkü onlar neden yakınıyorlarsa siz bu akşam o tezlerle bizim karşımıza geliyorsunuz. Hiç ilgilendirmez. Kılıçdaroğlu onlar ben hayır Kılıçdaroğlu ben demedim. Ben savunduğum şeylerin altını dolduruyorum beyefendi. Ben 2010'da o referanduma hayır verilsin diye yırtılmış bir partinin başkanıyım. Hı hı. Çünkü yargı hiçbir zaman bağımsız değildi Türkiye'de. Hı hı. Bunlardan önce de değildi. Ama hiçbir zaman tamam, bugün bu kadar de tamamlandığını söyleyemiyoruz değil. Zaten. Ama hiçbir zaman bu kadar bağımlı değildi. Ben bunlara itiraz ediyorum. Yargı bağımsız olmazsa hiçbir kadar bağımlı değil derken Refah Partisi'ne muhafazakarlara yapıldığı zamanki bağımlılığı gibi bağımlıydı. Bakın şu örneği muhafazakar arzu edersiniz. Muhafazakar zeminde başörtülere yapılanları biliyor musunuz? Tek adam sisteminde Bismillah maşallah bile iltica sayanları biliyor musunuz? Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? Ben şöyle ya siz beni susturamazsınız ayrı bir konu da. O zaman ben susun. Tamam siz susun o zaman. Tamam. Yani ben sadece bir şey soruyorum. Hiç bu kadar bağımlı değildiniz dediniz ya. Hiç bu kadar bağımlı değil. Evet, aynen. Peki başörtülülere ben de diyorum ki başörtülülere o Bismillah'ı maşallah'ı bile irtica sayanlara baktığınızda onlar nereye angaje edildiler? Dedik ya bağımsız değildi diye.
Ama hiç bu kadar, hiç bu kadar değildi dediniz. Hiç bu kadar değildi hiç dediniz. Hiç bu kadar hayır, değildi hayır. Doğru. Hayır, bizde arkadaşlar, ben de onu hatırlıyorum. Ben de onu hatırlıyorum. İsmail Bey. Arkadaşlar. Evet. Ben de hatırlıyorum. Ben başörtüler için beyazına gitmiş adam. Tamam ne güzel. Evet. O zaman türban. Aynı şeyi o zaman aynı şeyi görün o zaman yani. Emir geldi ya. Kullanmayın bu kelimeyi diye. Geriye saramıyoruz. Var sistemi yok çünkü burada. Anladım. Arkadaşlar bakın. Buyurun hocam. Şurada tartışma öyle bir noktaya geldi ki bizi izleyenler varsa var hocam, sizin var. Tartışmanızı izliyorlar. Buraya ama izleyen kendi aramızda tartışalım diye gelmedik diye tahmin ediyordum. Aha. Yani olay bambaşka bir konudan çıktı. Ben bunu söylüyorum. Sen bunu tamam, söylüyorsun. Tamam hocam siz ne söylüyorsunuz? Yani, siz ne söylüyorsunuz? Programın adı Başka Açıdan hocam. İşte onun başka evet. Açıdan ama. Siz de hangi açıdan açıyorsunuz? İşte başka açıdan bireysel gitmiyor. Olarak. Hoşlarına oysa yani başka açıdan. Makro konularda iş yapılıyor. Anladım. Siz de dinleriz. Başka açıdan hangi olayın? Dış politik olabilir, iç söyleyin politik olabilir. Söyleyin lütfen. Siz nokta koyun yani. Şu tespitte bulunun. Bir konuyla ilgili ne diyorsunuz mesela? Ben diyorum ki Venezuela eşittir Türkiye diyorum. Siz diyor musunuz bunu mesela? Hayır farklı. He? Hayır farklı. Bak Cem Bey kafaya yormaya sallamaya başladı. Niye kafa sallıyor anlamadım. Beni destekledi mi? Eşittiriyor mu? Hayır söyleyin ya bir anlatın bakın süre geçiyor. Hayır, Venezuela ile yani. Türkiye arasında ya çok fark var. Ya geçtim onu. Siz küresel dünyada ne oluyor? 4. Dünya Savaşı'na giderken Türkiye Erdoğan'la ne yapabilir? Bu Batı'nın bölgede İslam coğrafyasındaki planlarını berhava edebilir mi? İslam coğrafyasına Türkiye liderlik yapabilir mi? Erdoğan'ın rolü, modeli nedir böyle bir dönemde? İşte, bir sürü konu var size. İşte tamam da yani bana laf gelmiyor işte. Sadece. Ya geldi. Aranızda tartışma oldu. Geldi işte buyurun. Şimdi bakın. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yapmayacağı şeyleri yaptı. Yapması gereken şeyleri yaptı. Doğrusu da buydu. Fakat benim Erdoğan'la eleştirdiğim nokta bu sadece ona özgü değil. Maalesef bizde genel olarak böyle. Bir şeyi başlatıyoruz, yarım bırakıyorsunuz. Neyi mesela? Tamamlamadan ne olursa olsun. Tamam örnek ne ama olsun. Neyi? Heh. Şimdi Suriye'ye girdiğimizde bakın. Suriye ve Irak bir bütün aslında. PKK konusu, Kandil konusu. Kandil'i söndürmek gerekiyor. Kandil'in üstüne gidilmiyor. Hocamın belirleri var. Evet, tekrar ediyorum. Üstünde durması gereken bu. Anladım ama demin söylediniz. Artı, söndürdüm tamam. Kandil'i. Bakın anladım. Ben size bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti üç Devleti, bugün bulunan devlet ne hayvancılığı bitirdi, ne tarımı bitirdi, ne de terörü kendileri ortaya çıkarttı. Hepsini geçmiş hükümetlerden devraldığı sorunlardır bunlar. Olabilir. Ama bu sorunlarla bugün gelinen noktada siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bakın Erdoğan'ı demiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni vurmaya çalıştığınız zaman Batı başkentlerinin adamı olarak Türkiye'de görev yapıyorsunuz demektir. Vurmak başka, eleştirmek başka. Şurada şu eleştir, şunu yapma, şöyle yap demek Türkiye'nin lehine bir şey. Ben kalkıp da ya sen niye Suriye'ye girdin demiyorum ki. Niye Irak'a vuruyorsun demiyorum ki. Tam tersine. Savunma iki çeşittir. Bir, statik savunma. Yani ülkenin yabancı devletle olan sınırının berisi. Kendi toprakları. Bir de bazen gerekir dinamik savunma. Yani savunma sınırlarımızın berisinden değil, komşu devletten, sınırdaş devletten başlar, onun topraklarından. Çünkü oradan geliyorsa. Şimdi biz, Erdoğan bunu yapıyor. Yani Suriye sınırlarına girdi. Ama yarım bırakmamak lazım. Yarım bırakıyor. Eksik tutuyor. Evet. Bunu eleştiriyorum. Burada dokunuyorum. Buna dokunuyorum. Yani bu belli. Evet. Şeyi açısından destekliyorum. Müdahale edilmesi. Kılıçdaroğlu kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Bu CHP. CHP'nin hali ne olacak? CHP'nin hali ne olacak? Bu arada izleyiciler siz izliyorlar mı dediniz ya. Evet. Kaç tane izleyicimiz biz izliyoruz hiç merak etmesin. O kadar da keyifli bir yayın oluyor ki diye yazmışlar. Ha. Bu CHP'nin hali ne olacak? Bu CHP, HDP ile o sizin Kandil bitsin dediğiniz Kandil'le niye masaya oturuyor? Mesela bunlarla ilgili bir değerlendirmeniz, bir tespitiniz var mı? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Atatürkçü mü? Hayır. CHP bugün Atatürk'ün çizgisinden çıkmış vaziyette. CHP'nin sorunu o. Ben bunu ısrarla savundum. CHP'nin içinde şu anda iktidara gelmek falan yok. İktidardan korkuyorlar. CHP'nin içinde şu anda mücadele parti içi iktidar olmak. Milletvekili seçilebilecek sıradan
milletvekili aday olmak. Olay o. Hizipler mücadelesi. Hizipler mücadelesi. İktidar evet. mücadelesi yok. Evet. Hizipler mücadelesi. Yani belki, en başta genel başkan bu şekilde. Belki de, yani belki, asla iktidara belki de, gelmek belki istemiyor. De Nazım Bey, CHP'nin yapması gerekenleri yapan bir Erdoğan fotoğrafıyla karşı karşıya Türkiye diyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Toparlıyorum evet. yavaş. Evet. Toparlıyorum. Evet. Son. Yalnız işte Erdoğan da benim eleştirdiğim şey. Mesela Suriye'ye falan müdahalesine tamam. Tamam. Ama yarım bırakıyor. Nereye gitsin bırak. Mesela? Şimdi yarım bırakıyor derken nereye gitsin mesela? Diyelim ki Afrin'e gitti, Cerablus'a gitti, Elbaba tamam. gitti. Tamam, nereye gitsin mesela? Yani Haseki'ye mi girsin? Kamışlı'ya mı? Halep'e mi? Laski'ye mi? Kandil. Ama bir dakika ya, Suriye bu başka bir yerde hocam. Öbür taraf tamam. Irak. Şimdi nereye gitsin mesela? Başıkaya tekrardan daha büyük bir kamp mı kursun? Gerek yok. Ne yapsın? Bağdat'a mı insin? Basra'ya mı insin? Savunma şeyleri var zaten. Yani şu anda Suriye'de yapılacak fazla bir şey kalmadı. Evet. Tamam. Devam etsin diyor. Devam etsin diyor Nazım Bey. Şimdi Cem Bey, son toparlıyoruz. Son sözlerinizi alacağım. Nokta atış yapın lütfen. Nokta. Başka açıdan. Yerel seçim AK Parti için beka sorunu. İstanbul ve Ankara'yı CHP doğru dürüst çalışırsa ve sandıklara sahip çıkarsa kazanabilir. Mikro hedeftir. 188.008 sandığa değil, 30.000 sandığa sahip çıkması gerekir. Kazanırsa ondan sonrası ne olur henüz bilmiyorum, kestiremiyorum. Ama AK Parti tarihinde ilk defa Erdoğan başkan seçildikten sonra girdiği ilk seçimde yenilgiye uğramış olur. Bu olası bir şeydir. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ama bu sizin hayaliniz mi yoksa öngörünüz mü? Yani böyle bir şey olsun mu diyorsunuz yoksa? Sordunuz. Hayır, sordum işte tabii, ama tabii, tamam, tabii, yani, tabii, yine tabii. soruyorum ben, yani. Patlıcan demedim ben, bakın. Böyle bir şey olmasını çok memnuniyetle karşılıyorum. Hayır, onu soruyorum tabii, yani. Tabii tabii. Yani bu böyle bir şey beklentiniz olsun. Yani sizin. Ben CHP'yi günahım kadar sevmem. Aha. Hayatımda oy vermemişimdir. Vermem de. Hı-hı. Bunu da altını çizerek. Nasıl söyleyeyim. Kazanacak o zaman siz vermezseniz? O CHP'nin sorunu. Hayır, siz ama vermezseniz benim, nasıl kazanacak yani? Bana mı kaldı CHP'nin? Hayır ama yani siz şimdi AK Parti'ye de vermezsiniz. Benim partim belli, benim görüşüm belli. Sizi de seçime sokmuyorlar. Hı-hı. Ama onun için yazı tura. Evet. Bu arada Besim Bey'den ilişkiler. Besim Bey Kıbrıs'ta yatırımlarını oraya taşıdı. Keyfine bakıyor. Keyfine bakıyor. Kaçanlardan mı Türkiye'den yani? O 10-15 sene önce ayrıldı. Ayrıldı. İşlerine, yani gidip geliyor da işleri orada. İşleri orada. Artık Türkiye ile herhangi bir... Burada işleri vardır ama ağırlıklı olarak orada. Ağırlıklı olarak orada. Evet İsmail Bey. İşin yani bir nokta koyacak cümleler. Evet, ben lütfen. Bölmemek için en azından dedim son bölümde hiç olmazsa sabırla. Lütfettin abi. Yok, lütufla alakası yok. Yani neticede siz de giriyorsunuz. İzlerseniz görürsünüz. Siz evet. de bana yapıyorsunuz. Anlatabildim mi? Burada alınganlık göstermeye gerek yok. Hiç bu problem yoktu evet. İsmail Bey. Rahat olabilirsiniz. Dolayısıyla geçen burada bir beyefendi de mesela bana dedi ki işte böyle böyle filan. Sonradan izledim baktım ki ilk önce o benim lafımı kesmiş. Hı-hı. Orada başlamış ateş. İşlemi anlatabildim mi? Yani bir de öyle bir durum var. Burada şöyle bir şey var. Az önce Cem Bey bir şey söyledi. Eğer gerçekten de durduğu yer itibariyle bakabilirse eğer bence kocaman bir çelişki ortaya koydu. Hı hı. Dedi ki bu Tayyip Erdoğan kaybetmez. Çünkü Türkiye'nin bütün sermayesini, parasını, şuyunu, buyunu, her şeyini o kontrol ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bundan seçim alınmaz. Hı hı. Hani ben zannettim ki hani Türkiye'de Tayyip Erdoğan seçimle gitmez derken darbe diyecek zannettim. Demedi ama her şeyi kontrol ediyor. Diktatör dedi bu. Hı hı. Tamam mı? Her şeyi kontrol ediyor. Beyinlere de hükmediyor. Ve dolayısıyla bu yüzden gitmez dedi. Ama başka bir taraftan da umut barındırıyor içinde. CHP kazanır diyor, kazanacak diyor. Dolayısıyla bence bu kocaman bir çelişki. Uğraşırsa, çalışırsa demek ki bakın bir umut var. Demek ki bir umut var. Ne güzel. Demek ki bir çelişkidir. Bu onu hatırlatmak istedim. Demek ki İsmail Bey evet. her şey birinin elinde olsa bile sandıkta eğer kaybedilmesi gerekiyorsa millet ferasetini her konuda gösterir. Tayyip Erdoğan da diktatör olsa ittifak aramaz zaten orada değil mi? Buna da ihtiyaç duymaz. Demek ki buna ihtiyaç duyuyorsa diktatör değil. Kenan Bey'e de bir seçimden endişe ediyor demek yani. Gerekçeyle iptal edilirse beni yine çağırır. Seçimden endişe ediyoruz ki demek ki 11 tane manifesto evet. yayınladı. Milletin gönlüne inmeye çalışıyor. Milletin sorunlarının dillendirildiği bir propaganda yapıyor. Demek ki milletin düşüncesini ve duygusunu önemsiyor. Müthiş. Onların düşüncesi olmadan orada olamayacağını biliyor evet. meselesi. Evet. Ben bunu söylemek istiyorum. Kenan Bey bu arada süremiz doldu tamam. ama ek bir süre aldım seçimin size. Seçimin meşruiyetini tartışmak doğru bir şey değildir.
Seçimin meşruiyetini tartışmak topluma da siyasete de asla fayda getirmez. Biz seçime giderken siyasal partilerin söylemlerinin, planlarının, projelerinin daha tutarlı, daha derinlikli, daha ufuk sahibi olması için toplumsal bir diyeyim ki tutum, toplumsal bir talep belirlemeliyiz. Yoksa aksi durumda yani salt olarak o kazanmasın da öbürü kazanmasın da ki yaklaşım bize de siyasete de herhangi bir şey kazandırmaz. Olayı tepkisellik üzerine değil, bence bir aksiyon üzerine, talepler üzerine kurmak lazım. Birincisi bu. İkincisi de yani seçim sonrasına ilişkin ütopyalar, kara ütopyalar, kehanetler, cennet vaatleri falan bunların ben doğru olduğu kanaatinde değilim. Netice itibariyle AK Parti'nin yönettiği belediyeler de var, CHP'nin de var, HDP'nin de var, efendim MHP'nin de var, şu anda İYİ Parti'ye geçmiş olan belediyeler de var. Dolayısıyla halk orada ne olduğunu ne olmadığını görüyor. Zaman zaman işte AK Parti'yi iktidardan indiriyor, CHP'yi getiriyor. Bazen CHP'yi indiriyor, AK Parti'yi getiriyor. Bazen AK Parti'yi indiriyor, HDP'yi ya da MHP'yi getiriyor. Dolayısıyla yani seçimin galibiyetini, mağlubiyetini siyasetçilerin topluma vermiş olduğu mesaj ve imajlar belirliyor. Yoksa bunu Amerika efendim bilmem ne falan filan belirlemiyor. Siyasetçi kendisine çeki düzen versin, tevazu sahibi olsun, israf yapmasın, vergileri indirmenin, yeşil alanları çoğaltmanın, efendim dikey mimari değil yatay mimariye önem vermenin, hakikaten yaşanabilir kent meselesinin projesini, planını makul, mantıklı, ikna edici, istikrarlı bir biçimde vaat etsin, örnekler ortaya koysun. Önü açık. Evet, önü açık olsun dedi Kenan Alpay. Aslında son cümlelerde bile üzerine konuşulabilecek çok fazla şey var. Şunu biliyoruz ki aslında eğer iletişimi doğru dürüst kuramazsanız bugün AK Parti'nin belki de yaptığı gibi algılarla sizi sandığa gömme olasılıkları yüksek olabilir. Hem dışarıdaki odakların hem içimize bir şekilde iliştirilmiş unsurlarla, gerek medyadaki unsurlar, gerek siyasetteki unsurlar, gerek bürokrasideki unsurlarla yapabilirler bunu. O yüzden seçimler önemli diyor ve Cem Toker'e, Nazım Güvenç'e, Kenan Alpay'a ve İsmail Üze çok teşekkür ederken biliyorsunuz artık şu anda bir cumaya girdik diyebiliriz. Herkes hayırlı cumalar derken saatler 10.30'u gösterdiğinde gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte manşetlerin dilinde karşınızda olacağız. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar.